akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. İyi haftalar, iyi haftalar olsun. Güzel bir gün olsun. Kurban Bayramı'nın son günü. Bir kez daha herkesin bayramını kutluyoruz. Umuyorum ki güzelliklerle, iyiliklerle geçirdiniz bayramı, ama bayramdaki o iyi niyetin, iyi duyguların, güzel duyguların paylaşımı da bütün günlere yayılmasını dileyerek selamlıyoruz. Fox ekranından kaybolan çiçeklerden bütün sevgili seyircilerimizi. Güzel de hoş geldiniz diyorum. İyi bayramlar tekrar. Şimdi bugün biliyorum ki yola çıkacak olanlar var, yola çıkanlar var. Ne yazık ki 100'den fazla insan bayramda meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti. Aman dikkatli olun, acı yaşatmayın sevdiklerinize. Biraz geç gidin ama sağlam gidin, sapasağlam gidin. Kurallara uyun, çünkü öbür türlü ne yazık ki acı sonuçlar yaşanıyor sevgili seyirciler. Evet, hafta sonunun ardından yine sizlerle beraberiz. Yine çok önemli konularım var. Onları sizlere aktaracağım. Damla cinayetinde yeni gelişmeleri paylaşacağım ve aile, işte bayramda herkes yakınlarını ziyaret etti. Çelik ailesi de 12 yaşındaki evlatlarını ziyaret etti. Mezarı başına gittiler. Bütün o yaşadıklarını birazdan bizimle paylaşacaklar. Bir kayıp hikayesi var ki 14 yaşında bir kız çocuğu, hasret iplikleri, anneannesi bizimle birlikte torununu aramak için geldi. Lösemi hastası. Lösemi hastası ve Haziran'dan beri kayıp, ilaçlarını almıyor. Hasreti bir an önce bulmamız lazım. Bu konuyu yine ele alacağız. Ve sevgili seyirciler, kaybolan çiçekleri sürekli izleyen sevgili seyircilerimiz biliyorlar ki çocukları ilgilendiren her konunun titizlikle takipçisi olacağız. İşte kreş konuları onlardan biri. Daha önce bu konuda birkaç dosyayı sizlerle paylaştık. Ne yazık ki yine bir kreşle ilgili çok ciddi iddialar var. O iddialar neler? Dolandırıcılıktan bahsediliyor, çocuklara şiddetle ilgili uygulandığından bahsediliyor, servislerle değil bir takım farklı araçlarla çocukların getirilip götürüldüğünden bahsediliyor, öğretmenlerin görevleri dışında kullanıldığından bahsediliyor, yeterli olmadığından sayısızca iddia var. Söz konusu çocuklarsa biz bu konunun da takipçisiyiz ve arkadaşlarım da yine sahadalar. Hemen muhabir arkadaşımla Pelin'e bir günaydın diyelim. Pelin'i görebilir miyim? Kocaeli'nde Pelin, Murat Sönmez de canlı yayında. Pelin Doğan, kolay gelsin, günaydın. Teşekkür ediyorum İnce Hanım. Günaydın. Günaydın. Bugün İzmit'ten yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yine bir kreş ve yine bir skandal. Konuyla ilgili detaylı bilgileri. Konuyla ilgili detayları yayın sırasında sizinle paylaşacağız. Kolay gelsin diyorum Pelin. Birazdan sana döneceğiz. Murat Sönmez, neredesin? Sen de hemen seyircilerime şöyle bir özetle aktar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum İnce Ertuğrul. Bugün Kayseri'deyiz. Yaklaşık 3 ay önce evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki lösemi hastası Hasret'i arıyoruz. Canlı yayın konuklarımız olacak. Hasret en son nerede görüldü? Kim ya da kimler Hasret'i kaçırdı? Tüm bu gelişmelerin detaylarını yayınımız içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, Hasret 14 yaşında ve lösemi hastası, onu bir an önce bulmamız lazım. Az sonra bu konudaki gelişmelerle burada olacağız. Biliyorsunuz kaybolan çiçekler Türkiye'de sadece çocukların arandığı ve çocuklara dair konuların irdelendiği tek program, alanında tek. Sizden yine desteklere ihtiyacım var. 0212 284 60 60 telefon numaramız. Bizi yalnız bırakmayın, az sonra buradayız. 16 Ocak'ta yayına başladık ve dedik ki bizim için merkezde çocuklar var ve çocukları hayata güzel hazırlamak, sağlıklı hazırlamak, eğitim almalarına katkı sağlamak var. Bunun için biz göreve soyunduk açıkçası. Sizlerle beraber de ne mutlu ki 78 kayıp çocuğu bulduk. O dosyalar sonuçlandırdık. Bundan sonrasında da yola devam ediyoruz. Çünkü çocuklar zaten geleceğimiz. Onlara sağlam bir gelecek hazırlayamazsak boşu boşuna çırpınıyoruz, boşu boşuna konuşuyoruz demektir. Sevgili seyirciler, 0212 284 60 60 telefon numaramız. WhatsApp ihbar hattı üzerinden de bize burada konuşulan konularla ilgili bildiklerinizi, görselleri, fotoğrafları, videoları ulaştırabilirsiniz. 0530 05 05 155'te o ihbar hattımızın numarası. Evet, okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Uzun bir yaz tatilinin sonunda herkes çocuklar için okul hazırlığı yapıyor. Ama bir de okul öncesi eğitim var. Anaokulları var, kreşler var. Daha küçük yaşta çocuklarımızın gittiği. Daha önce işlediğimiz konulardan hatırlayacaksınız. Aslında işin temelinde bile bir kafa karışıklığımız var. Kreş nedir? Anaokulu nedir? Onu bile tam bilmiyoruz.
Bırakın bizim vatandaş olarak bilmemizi, buraları işleten kişilerin de bilmedikleri apaçık ortada. Niye böyle diyorum? Çünkü 5-6 yaşında, 5 yaşında çocukların olması gereken ortamlarda 2 yaşında bebeklerin de alındığını, onların da korunup kollanmaya çalışıldığını aktardık size ve nihayetinde de işte o acı sonuçları da paylaştık. Geçmiş dönemlerde, geçmiş programda. Yine öyle bir iddia var. Bu kez iddianın merkezinde Kocaeli var. Yahya Kaptan, çok bilindik bir semt, bilindik bir muhit ve iddialar yine ürkütücü boyutta. Nedir onlar? Kreşte çocuklara şiddet uygulanıyor, kreşte dolandırıcılık yapılıyor, paralarımız alındı ve açık değil, muhatap bulamıyoruz. Çocuklar binmemesi gereken araçlara bindiriliyor, servislerle ilgili uygulamalar yanlış diye. İşte bütün bunları biz de tabii ki gündemimize aldık. İlk konumuz da bu sevgili seyirciler. Birazdan Kocaeli'ne bağlanacağız ama önce bir haberi izleyelim sizlerle birlikte. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocukları özel bir anaokuluna gönderen veliler, çocuklarına şiddet uygulandığını iddia ederek suç duyurusunda bulundular. Bırakılan çocukları ne yapmış? Kafalarına vurmuş, cimciklemiş, bacaklarına, kollarına vurmuş, sıkıştırmış çocukları. Yaptıklarını kameranın altında yapmış. Çocuklarımızın psikolojisi çok kötü. 75-80 kişi falanız herhalde mağdur olan. Şu anda kapalı, telefonlarımıza bakılmıyor. Hiçbir şekilde muhatap olunmuyor. Sürekli mesaj atıyorlar bize. İşte şu gün açacağız, bugün açacağız. Servisimiz arızalı. Sürekli yalan konuşuyorlar bizlere. Şimdi çok ciddi iddialar var. Bir kere 18 çocuğa şiddet uygulandı diyor velinin biri. Muhatap bulamıyoruz diyor. Nasıl olur bütün bunlar? Hepsini oradan öğreneceğiz. Hazır mı bağlantımız? Hemen Kocaeli'ne gidelim. Pelin Doğan orada ve yanında da işte velilerden biri var zannediyorum. Pelin'i görebilir miyiz? Pelin merhabalar, kolay gelsin diyorum. Şimdi merhaba İnce Hanım, sağ olun. Yine çocuklarımızı ilgilendiren çok önemli bir konu ve Pelin'in yanında da bir velimiz var. Velimiz yüzünü göstermek istemiyor. Biz de kendisine saygı duyuyoruz ama bir konuyu kendisinden dinlemek istiyoruz. Pelin, mikrofonu hemen uzatabilirsek konuğumuza başlayalım. Evet. Merhaba İnce Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım istiyorum. Sizin çocuğunuz kaç yaşında? Kızım 6 yaşında. 6 yaşında. Ne zamandır bu kreş ya da anaokulu olduğu aslında ne diye söylemeliyim onu da bilemiyorum. Çünkü daha küçük yaşta çocuklar da varmış bu okul bünyesinde zannediyorum. Ne zamandır buraya gidiyor çocuğunuz? Evet, burası anaokulu diye geçiyor ama 0-3 yaş gruplarını da aldıklarını gördük. Evet. Ve herhangi bir milli eğitimden şikayet olduğu zaman bile milli eğitimden artık bilmiyorum haber mi geliyor nasıl oluyorsa yan tarafta bir halı saha var. Kışın çocukları, o küçük çocukları oraya kaçırmışlar. Hatta çocukların bazıları zatüre olmuş. Bunları da arkadaşlardan gördüm, duydum ben. Bir saniye. Şimdi isminizi de vermek istemiyorsunuz ama ben size bir isimle hitap edersem daha rahat gideceğiz. Ayşe Hanım desem olur mu? İsmim Funda. Tamam, Funda Hanım, güzel. Funda ismim. İsimde tamam. Bir problem yok. Tamam Funda Hanım. Funda Hanım bir saniye, daha küçük yaşta, yani burası aslında bir anaokulu ama küçük yaştakileri aldılar, evet. Denetimden de kaçmak için, ceza almamak için onları soğuk havada sahada tabii mı tuttular diyorsunuz? Tabii. Denetime gelinmiş kışın ortasında, evet. Ve o çocukları camlardan hem de buradaki etraftaki oturan mahalle sakinleri de görmüş. Halı sahaya kaçırmışlar ve orada denetim bitene kadar bekletmişler ve çocukların bazıları zatürre olmuş. Ya inanılır gibi değil yani. Şimdi bu konuda peki herhangi bir soruşturma, bir şikayet olmamış mı? Şikayetler olduğu zaman zaten denetime geliniyor ya, işte evet. Her şey örtbas edilmiş bugüne kadar. Örtbas edildiği için de hep her şeyi yani kılıfına uydurmuşlar diyeyim size. Daha sonra bunlar 0-3 yaş olarak bir kreş açılmıştı. Evet. Ama burası da ne hikmetse
3-5 ay bile barınamadı. Orayı da kapattılar bu şekilde. Hem öğretmenlerin maaşlarını veremedikleri için bütün öğretmenler de istifasını sunup çıktılar. Ve bizim çocuklarımız da ortalıkta kaldığı için sokaktan geçeni, yani sokaktan geçen normal bir insanı bile hadi gel seni öğretmen yapıyorum deyip alıp 3-5 kuruşa çocuklarımızın başına vermişler. Biz bunları Hanım, hep sonradan öğrendik. Funda Hanım, o kadar ciddi şeyleri anlatıyorsunuz ki arada atlamak istemiyorum. Evet. Bir kere küçücük bebekler soğuk havada halı sahada tutuldu, zatürre oldu diyorsunuz. Bu insanların, bu çocukların anne babaları şikayetçi olmadılar mı? Orayı merak ettim her şeyden önce. Bu çocukların sağlık durumu ne oldu sonra? Bu çocukların anne babalarının haberleri yoktu. Bu halı sahaya kaçırılıp bu tutulduğundan, bu denetimlerden haberleri olmadı. Normal denetimlerde bile işte bu çocukları böyle kaçırdıkları için denetimi rahatça atlatabilmek için. O yüzden anne babaların haberi olsa hiçbir anne baba buna göz yummaz. Asla. Ki biz de öğrendiğimiz zaman hemen gerekli işlemleri başlattık. Peki şimdi diyorsunuz ki öğretmenlerin maaşlarını da ödemediler. Onlar da bırakıp gitti. Bir evet. Eğitimi olmayan, uygun olmayan kişilere de öğretmenlik görevi verildi. Bunu ne zaman fark ettiniz, ne zaman öğrendiniz? Yani şöyle diyeyim, okuldaki hizmetlileri bile çocuklarımızın başında öğretmen olarak tuttular belli bir süre. Tutmuşlar yani. Evet. Okulda biz bunu sonradan fark ettik. Hem bazı çalışanlardan bunu duyduk. Hem de mesela benim kızımı serviste de problem var. Bu servis konusuna da değinelim. Ona birazdan geleceğim. Adım adım gidelim istiyorum. Evet. Funda Hanım, siz lütfen bir dakika bekleyin. Ben tekrar size döneceğim. Bir öğretmen var hatta diyor arkadaşlarımız. Bir hanımefendi. Onu yayına alalım. Onun anlatacaklarını da dinleyelim. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, iyi bayramlar. Öncelikle. Çok teşekkürler. Size de iyi bayramlar. Siz bu söz konusu anaokulunda mı görev yaptınız daha önce? Evet, evet. Bir iki ay öncesinde görevliydim. Evet. Neler? Az önceki anlatılanların hepsi doğru. Çocukların halı sahaya kaçırılmasının fotoğrafları bende var, videoları da var. Bir saniye, bir saniye. Sırayla gidelim. Çocuklar denetim var diye gerçekten kapıdan, evet, bacadan, camdan, evet, halı sahaya mı götürüldü kış, evet, günü? Evet, evet. Bebekler vardı. 3-4 yaşında çocuklar halı sahaya, karşıdaki halı sahaya kaçırıldı. Öğretmenler kaçırıldı. Bunlarla ilgili videoları var zaten bende. Valla onları ihbar hattımıza yollarsanız hemen çok sevinirim. 0530-0505-155. 0530-0505-155. Şimdi bu çok, hı-hı, ciddi bir iddia. O günü anlatın lütfen. Denetim geleceği nasıl öğrenildi ve ne oldu? Tabii ben kreş tarafındaydım. Evet. Zaten sosyal hizmetlerden geliyorlardı sürekli. İşte sınıfta hizmetli olan insanlar da öğretmenlik yapıyordu yani. Hiçbir belgesi olmayan insanlar da öğretmenlik yapıyor. Sosyal hizmetlerden gelindiği zaman okuldan kaçılıyor. Normal veli gibi gösteriliyordu. Evet. Sonra okulda olan öğretmenler veliymiş gibi gösteriliyordu. Bir dakika. Sigortasız falan çalıştılar. Sigortalı olmadığı için mi kaçırıyorlardı? Tabii ki, evet. Paralar da yatırılmıyor zaten. 7-8 ay maaşını almayan öğretmenleri biliyorum ben. Sigortasız. Kesinlikle sigortasız çalıştırılıyor. Evet. Kreş tarafına bir şey geldiğinde, müfettiş geldiğinde tabii ki hepimiz dışarı çıkartıldık. Çünkü gözükmüyoruz, çalışıyor gözükmüyoruz. Eski bir öğretmenlerden oraya hemen çağırdılar. Orada çalışıyormuş gibi gösterdiler falan. Ben şöyle söyleyeyim, kreş tarafındaydım. Çocukların hepsi ishal oluyor. Her hafta ishal oluyordu. O kadar pis bir ortamda duruyorlardı ki anlatamam. Hatta bir gün kendi çocuğu da uyku odasında uyuduğunda, bu Tamer Bey'in kendi çocuğu uyku, evet, odasında uyurken üstü ıslak uyandı. Bu da rutubetten her yer su tutmuştu. Yapmayın Allah aşkına, bunların bir, yani birazdan Aslı sana soracağım ama bir denetimi gerçek anlamda yapılmıyor o zaman. Göstermelik denetim, olarak bu ruhsatlar nasıl veriliyor, bu yerler nasıl yani, açılıyor? Denetim olduğu zaman zaten bazı günler okul kapanıyor. Okul izinliymiş gibi gözüküyor. Bazı günlerde o sorunlu olan kreşlerin kapıları kilitleniyor. Sınıfların kapıları kilitleniyordu, gösterilmiyordu. Şu anda işte uygun değil falan diye gösterilmiyordu yani. Yani Tamer Bey o kadar tatlı dille konuşuyordu ki herkese ikna ediyordu zaten. Tamer Bey bu kreşin sahibi mi? Evet ama eşinin üzerine kreş, Fatma Hanım'ın üzerine. Onların eğitimleri, şeyleri, durumları ne? Hiç bu kreşi açmak için yok. Zaten oradaki öğretmenleri üniversite mezunu olarak gösterenler kendilerini kim bilir nasıl gösterdiği düşünüyorum ben.
Sizin eğitiminiz nedir, sorabilir miyim? Siz bu kreşte çalıştınız. Ben de lise mezunuyum. Peki çocuk gelişimi ile ilgili okudunuz mu yoksa düz lise mi? Ben okudum, evet okudum. Ama ben normalde değerler dersi olarak girecektim. Beni normal öğretmenmiş gibi soktular. Normal öğretmen gibi çalıştırdılar. Evet. Ve sigortasız. Kaç çocuk var bu kreş ve anaokulunda, artık öyle kreş söyleyelim. Kreş tarafında 4-5 tane çocuk vardı. Evet. Bu çocuklar zaten diğer anaokulundan 2-3 gün önce alınan bayat ekmekler geliyordu yemek olarak. Bebekler vardı. Nasıl yani? Zaten Tamer Bey bize şey diyordu. Okula açtığınızda paranız varsa kenarınızda kahvaltını siz alın diyordu. Param yok diyordu. Kahvaltıyı biz kendi cebimizden alıyorduk. Yemeği başka bir yerden işte şey geliyordu, yardım olarak geliyordu falan. Böyle. Burası ne zamandır hizmet veren bir anaokulu? Ne zamandır? Benim bildiğim 4-5 yıldır. Aynı kişiler mi işletmiş hep? Aynı kişiler, evet. Şimdi ama 4-5 yıl önceki öğretmenler de hiç parasını almamış. Bazı belirli başlı öğretmenleri var. Bunlar da lise mezunu değil. Öğretmen olarak gözüküyor. Hatta bu çocuklara şiddet uygulayan öğretmen. Şimdi onu soracaktım. Böyle bir iddiası var bir velinin. 18 çocuk diye, hatta sayı bile veriyor, şiddet gördü diye. Siz buna şahit oldunuz mu hiç? Ben buna şahit olmadım ama ben okulda işe başladığım gün servisteki beyefendi bana çocuklara şiddet uygulandığını kendisi söylemişti. Nasıl? Ne anlattı? Ben buna inanmamıştım ama işte serviste oturulduğunda mesela çocuklar durmadığında kolundan tutarak koltuğa tiklemeler falan, bunları kendisi şahit olmuş. Sınıfta işte kollarına vurmalar falan, kendisi şahit olmuştu, bana söylemişti. İnanılır gibi değil. Peki bu kadar sizin içinizde işte yeterli olmayan insanlar öğretmen olarak çalıştırılıyor. Sigortaları ödenmemiş, çocuklara şiddet yapıldığı iddiası var. Kimse de şikayetçi olmadı mı bu kurumdan? Hepimiz şikayetçi olduk. Evet. İşkura şikayet edildi denilildi mesela. Ama biz İşkura da şikayetçi olamadık. Çünkü sigortasız değil. Çalışıyor olarak gözükmüyoruz biz. Aslında... O yüzden bizim şikayetimizi de kabul etmediler. Noterden ben nasıl şikayet falan... Nasıl şikayet? Aslında tam tersi, siz yani burada çalışıyorsunuz ve sigortanız yapılmamışsa, hı-hı, suç üstüne suç işleniyor. Hasan Bey, şikayetin kabul olmaması gibi bir durum olabilir Nereye mi? Nereye yaptınız ki şikayeti? İşkura diyor. Yani diğer öğretmenler İşkura şikayette bulunmuş. Ben daha şikayette bulunmadım ama noterden bulunacağım ben şikayette. Yani İşkura yaptığınız şikayetle ilgili olarak, hayır, İşkura yaptınız, eğer yapmışsanız bir şikayet, İşkur bununla ilgili değerlendirme alır. Karşı taraftan, hı-hı, belgeleri ve beyanları aldıktan sonra dosyayı zaten iş mahkemesine gönderir. Bu, hı-hı, konuyla alakalı sigortasız çalışan biri var. Bu konu yani mahkemenin re'sen değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu için mahkeme değerlendirir. Hı-hı. Varsa böyle bir şikayetiniz tabii. Henüz bulunmamış, bence bir an önce bulunmamış. Peki bir şey soracağım. Başta siz işe girdiğinizde bir iş görüşmesi yapıldığında sigorta yapılmaması ile ilgili bir talep olmuş muydu size? Ben bile, çünkü bazı kurumlarda maalesef hani ben şöyle maaş olarak sana şey yapayım, hani sigorta yapmayalım gibi de bazen olabiliyor. Maalesef olmaması gerekir ama böyle bir konuşma geçmiş miydi aranızda? Yok, sigortanız olacak. Olacak. Bu kadar para maaş alacaksınız. İşte daha çok büyüyecek. Peki siz kaç ay bu şekilde sigortasız çalıştınız? Ben 2-3 ay çalıştım ama hani az kaldı yapacağım. Yapıyor gibi gösteriyor ama maaş, sigortayı yatırmıyormuş, bunu öğrendim. Halbuki sonradan sigortam öğrendim. Yokmuş. Sonradan öğrendim. Kaç çalışan vardı burada hanımefendi? Onlar da mı? Hiçbiri mi sigortasız? Hiçbiri. 15-16 tane bildiğim var sigortasız çalışan. Dediğim gibi kendi tuttuğu öğretmenlerine sürekli parasını yatıran, sigortasını ödeyen, diğerlerini 1-2 ay içinde çıkartan bir kurup, şimdi hani 1-2 ay tutuyor sonra çıkartıyordu. İşin hani çalışanların sigortasız olması bir başlık, mesleki yeterliliklerin olması bir başlık ama çocuklara şiddet uygulanıyor olması ve çocukların gereken fiziki koşullarda barındırılmaması hepsinin üstünde bir başlık. Yani ne demek çocukları denetimden kaçırıp halı sahaya götürüp zatürre olmalarına sebep olmak? Bunlar hiç kabul edilir şeyler değil. Funda Hanım, siz bütün bunları ne zaman fark ettiniz ve olaya ne zaman müdahil oldunuz, bir anlatır mısınız? Bir şikayet var çünkü, dolandırıldık diye velilerden Ağustos'un 25'inde. Duyamıyoruz Funda Hanım ama. Funda Hanım'ın sesini alamıyorum. Bize başta. Funda Hanım, baştan anlatır mısınız? Çünkü yayında duyuyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Buyurun, şimdi duyuyorum.
Evet, biz 2016'nın son günü kaydımızı yaptırdık ve başladık. Yani evet. 2017 Ocak ayında başlamış evet. bulunduk. İlk 3 ay her şey çok güzel gösterildi bize. Her şey güllük gülistanlık göründü yani. Evet. Ve dediği gibi Tamer Bey'in de o kadar öyle bir tatlı dili var ki ve insanları öyle bir kandırıyor ki siz görseniz dersiniz bu adam melek, ama kesinlikle değil. Her şey yalan, her şey düzmece. Biz 3 ay sonra ben fark ettim. Ve bu hem servis olaylarından hem de bu çocukların şiddet olayları, yavaş yavaş kızımdaki değişiklikleri fark ettim. Ne fark Bundan ettiniz? Bundan sonra Tamer Bey'le görüşmeye gittim. Ama hep tabii inkar edildi. Ne fark ettiniz kızınızda? Yok öyle bir şey. Yani her şey... yani mesela sevmeye kalktığımda korumaya geçiyordu kendini. Bir saniye nasıl? Savunmaya geçiyordu. Elini kaldırıp kendini koruyordu. Bir saniye, çocuğunuz, yani siz ona sarılmak istediğinizde korkuyordu sizden. Korkuyordu evet. Ve hareketlerinde de böyle değişiklikler fark edince, eve gelince mesela deli gibi yemek yiyordu. Normalde sever yemek yemeyi ama bu kadar değildi. Demek ki aç bırakılıyormuş. Bunu da sonradan fark ettim. Yani of. Güya öğlen yemeği güzeldi. İlk ikindi kahvaltısı veriliyordu ama demek ki bunların hepsi yalanmış. Aç bırakılıyormuş çocuklarımız da. Eve gelince direkt mutfağa giriyordu kızım çünkü. Hal ve hareketlerinden anladım zaten. Zamanla. 3 ay sonunda Tamer Bey'le takışmaya başladık, tartışmaya başladık. 2 ay geçti geçmedi ve ben kızımı zaten okuldan aldım. Yani yıl sonunu bile beklemedim. Çünkü benim kızımı yıl sonu gösterisine de almadı, 23 Nisan gösterisine de almadı. Yani işi Niye? Gücü zaten para olan bir para insan. Vermiştir. Yani. Şimdi bir saniye. O yüzden ben Funda kızımı Hanım, çocuğunuz Mayıs'ta okuldan aldım. Çocuğunuz sizden bile korkar hale gelmesi çok ciddi bir durum. Evet. Bir danışmana götürdünüz evet. mü? Bir uzmana götürdünüz mü? Ne anlattı size? Yaz okuluna kaydolduk biz. Oradaki psikologla görüştüm. Evet. O bana bazı tavsiyelerde bulundu sadece. Yani kamera kayıtlarının incelenmesini isteyin falan dedi. Ve savcılığa zaten biz bu konuda suç duyurusunda bulunduk. Dilekçemizi verdik. Şimdi adli süreci bekliyoruz yani işin açığı. Şimdi, biz zaten gerekli bütün şikayetlerimizi yaptık. Bu arada biz Tamer Bey, kreş sahibi Tamer Bey'e ve eşine ben buradan seslenmek istiyorum. Yayınımız onlara açık. Arkadaşlarım telefonlarınıza ulaşamıyorlar. Telefonlarınız kapalı şu anda. Lütfen buyurun bağlanın ve söz hakkınızı kullanın. Burada asla tek taraflı bir yayın yapmak istemiyoruz. Siz ne zamandır ulaşamıyorsunuz Tamer Bey'e? Biz evet. çocuğumuzu aldık. Mayıs'ın evet. son günüydü. Bir ay içinde kalan ücretin tarafımıza iade edileceğini söylendi. Bir ay evet. sonrasında tekrar aradım. Tabii telefonlara pek çıkmıyorlar zaten. Anca mesajla ulaşabiliyorduk. Mesajlarımıza da keyiflerine göre cevap veriyorlardı zaten. Karşımızda hiçbir şekilde muhatap bulamadım ben. Bir ay sonrasında hiçbir şekilde muhatap bulamadım. Çünkü parayı vermedikleri için... çıkamıyorlardı karşıma da. Daha sonrasında en son Fatma Hanım'la görüştüm. Hem kreşin asıl sahibi olarak geçiyor. Evet. Tamer Bey'in hanımı. Ve Fatma Hanım da Tamer Bey'in işte durumunun kritik olduğunu, kesinlikle parayı ödeyeceğiz ama biraz zaman falan, yani hep süre talep ettiler. Hep oyaladılar insanların hepsini yani. Ben bu kadar çok insan olduğunu da bilmiyordum. Sizin durumunuzda kaç veli var? 35-40 nakit para almış. 35-40 veli şu anda paralarını almayı bekliyor. 35-40 kişiden nakit para almış yıllık. Şimdi siz evet, lütfen... yıllık almış bunlardan ve evet. okulu kapattı yani. Şu an okul kapalı durumda. Biz okulun önündeyiz zaten. Ve birçok veliye de yaz okulu sözü vermiş. Yani yaz okuluna da gideceklerdi biz bu nakit paraları verdiğimiz için. Ve yaz okulu diye zaten... Yaz okulu açılış belgesi bile yokmuş. Yaz okulu açma hakkı da yokmuş okulun. Şimdi biz Funda bunları Hanım, hep Milli Eğitim'e dilekçe verdiğimizde öğrendik. Funda Hanım'ın iddiaları gerçekten ürkütücü. 35-40 veli parasını alamamış. Yaz okuluna da kapalı olduğu için çocuklar yok, gidememiş. Zaten yaz okulu açma hakkı da yok diyor. Bir veli daha var hatta, hemen onu da yayına alalım. Onun anlatacaklarını da dinleyelim. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum hepinize. Çok teşekkürler size de. Sizin çocuğunuz da bu bahsedilen kreşe mi gidiyordu hanımefendi?
Şimdi şöyle, ben kızımı yazdırdım. Evet. Haziran ayında yazdırdım. Daha evet. başlamamıştı. Eylül ayında başlayacak eğitime. Ben hiç göndermedim kızımı. Yazdırdıktan sonra okul hakkında birkaç bir şey duydum. Ve bu beni üzdü. Ne duydunuz? Sonra işte aynı yemekleri bir hafta veriyorlarmış. Çocuklara kötü davranıyorlarmış. Onun dışında öğretmenleri sürekli değişiyormuş. Normal öğretmen yok, stajyer öğretmenler varmış kreşte. Bunun gibi birçok şey. İşte ben de çocuğumun işte sürekli... Bunları velilerden mi duydunuz siz? Hayır. Bunu evet. benim bir arkadaşımın oğlu başka bir kreşe gidiyor. Evet. Oranın öğretmeni tanıyormuş bu okulu. O uyardı benim arkadaşımı. Hani böyle böyle kesinlikle göndermesin diye. Ben de kendisiyle telefonda konuştum. O bana her şeyi anlattı. Sonra gidip tekrardan okulla görüşmek istedim. Eşimle gittik. Ama o gün bir şeyler olduğunu anladım ben okulun önünde. Orada bir tane baş öğretmenleri var. Evet. Serap Hanım diye bir bayan. O bütün öğretmenleri, 3-4 kız vardı orada zaten, çok küçük, 20-21 evet. yaşlarında. O bütün öğretmenleri toplamış, kapının önünde konuşuyordu. Ne olur gelin, işte bırakmayın, ben varsam siz de burada varsınız, paranızı vereceğiz gibi şeyler. Öğretmenlere, o kızlara maaşlar verilmediği için kızlar yarın gelmeyeceklerini söylediler orada. Yani siz okul ücretini yatırdınız ama okulla ilgili olumsuz bir takım şeyler duyunca, ki bunlar çok ciddi, vazgeçtiniz ve evet. paranızı alamadınız galiba. Aynen, durum bu. Öyle. Şimdi bu bir hafta aynı yemekleri veriyorlarmış dediniz ve çocuklara kötü davranılıyormuş. Az önceki hatta hala öğretmenimiz, o da bayat ekmeklerin verildiğini söylüyor. Bunu bir anlatsanıza ya, bir hafta çocuğa nasıl yani kalmış bir yemek verilebilir ki? Yani bana öyle söylediler. Bir hafta aynı çorbayı yedirdiklerini Allah bile biliyorum ben oradaki çocuklara denildi. Ya bu da sonuç olarak hani bunun aslı var mı yok mu bilmiyorum ama yine de bir anne olarak düşündürüyor. Tabii ki. Sonuç olarak. Hatta bir öğretmenimiz var, o da aynı iddiada bulundu. Bayat ekmekler yeniyordu diye. Ben size çok teşekkür ediyorum bu arada. Hemen öğretmenime sormak istiyorum. Bu, bakın, bir hafta aynı çorba. Böyle bir şey yaşanıyor mu bu kreşte cidden? Evet evet, kesinlikle. Aynı çorba, aynı zaten şey, menüde şey var. Patates, makarna, çorba. Başka hani bunun dışarısına çıkılmıyor. Allah aşkına. Aynı evet. çorba, aynı makarna, aynı patates yemeği bir hafta içinde. Sonra başka bir hafta değişik lokum yemek. Ya bu çocuklar zehirlenir. Patatesi haşladıktan 2 saat sonra mahveder insanı zaten. Allah evet. aşkına, çocuklara minnacık bedenlere sürekli evet. sormak istiyorum. Peki evet. denetime geldikleri zaman hani bu yemek listeleri, çünkü bir hafta boyunca aynı yemeğin olması ya da yemek listelerine de Milli Eğitim Bakanlığı da olsun, sosyal hizmetler de olsun, aynı şekilde eğitim programlarından tutun yemek listelerine kadar, hijyenik bütün koşullara kadar her şeye bakarlar. Mümkün değil bir evet, hafta boyunca. Zaten, evet. Peki bunları görmediler mi ya da nasıl açıklamasını yaptılar? Zaten çünkü şöyle oluyor, buzdolabının üstünde liste var. Bu listeye bakılarak yemek yapılıyor diyorlardı. İşte o gün yenilen yemekleri çöpe döküp hemen göstermeyip, işte bugün bu yemekler oldu. Sosyal hizmetlerden geldiğini, buzdolabı açtıklarında buzdolabında zaten hiçbir şey yoktu. O yüzden ceza yazdılar zaten. Ceza yazıldı. Hatta kalın lütfen. Tamer Bey şu anda hatta, kreşin sahibi, hakkında çok ciddi iddialar var. Tamer Bey merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Tamer Bey, velilerin iddialarını duyuyorsunuz. Bunlar çok ciddi iddialar. Ben sizin de cevap vermenizi isterim. Buyurun. Evet, ben az önce de aradım aslında. Numaramı da bıraktım. Daha yayın başlamadan aramıştım. Reklamlarda görünce. Evet. Fakat bir yanlışlık oldu sanıyorum. Oraya. Herhalde bir hata var, çünkü size ulaşamadılar. Belki numarada bir sıkıntı. Telefonun başında bekliyorum tamam. aramanızı. Tamam, buyurun o zaman. Arkadaşlara da bilgi bıraktım. Ben sırayla gitmek istiyorum. Öncelikle bizim... Tamer Bey, ne zamandır? Ama... Şöyle yapalım. Bu kreşi ne zamandır işletiyorsunuz? Şimdi biz 6 yıldır toplamda bu kreşi değil. Daha önce 5 evet. yıldır, pardon, 6. yılımızda. Biz 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Daha önce... Eşinizle birlikte. Eşim zaten benim, ben okul öncesi öğretmeni değilim. Benim eşim okul öncesi okumuştu. Evet. Lise çıkışlıdır eşim. Lise çıkışlı olanlar da özel kurumlarda
öğretmenlik yapabiliyorlar. Grup sorumlusu olabiliyorlar. Böyle bir okul açma yetkileri var mı? Yani bunun için bir yeterlik gerekiyor herhalde. Okul açmak için herhangi bir şey gerekmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmanız ve hani herhangi bir mezuniyet bildiğim kadarıyla istenmiyor. İlkokul mezunu olsanız açabiliyor. Kahraman Hocam burada olsaydı bugün tabii kendisine danışacaktık ama yani bir yönetici için, anlamında ama yöneticinin yeterliliği gerekiyor. Kurucu olmak açısından açmak için sıkıntı böyledir. Yok ama zaten müdür, ama olmak, müdür için, olmak için o dediğiniz vasıflar yani gerekli. Bu şekilde biri açtığında oraya bir müdür alması gerekiyor. Bizim kurumumuzda zaten bir müdürü vardı. Tamam müdür. Şimdi bizim öncelikle az önce çok çok üzüldüm. Ben o ismini vermek istemediği için ben de vermeyeyim. Az önceki velimiz diyor ki benim çocuğumu para için 23 Nisan gösterisine çıkartmadılar. Biz bununla hiçbir alakası yok. Çocuğumuz kaynaştırma eğitimi için gelmiş, özel eğitime ihtiyacı olan ve gerçekten ağır durumdaki bir çocuğumuz. Tamam. Ve biz çocuğun gerçek durumunu bilmeden hani okulumuza almıştık. Daha sonra anneye kıyamadık, babaya kıyamadık, çocuğa yani kıyamadık. Yani özel bir çocuk olabilir ve bu hemen de fark edilir bu. Yani sonuçta bu anlaşılır ve ona uygun bir gösteri olur. Funda Hanım sanıyorum şu anda duyuyor sizi. Funda Hanım tabii ki duyabilir. Funda Hanım'la bunu çok konuştum. Çocuğumuzun ismini vermeyeyim, o zarar görmesin. Çocuğumuz gruba katılmak istemiyor. Ve gösteri provalarında anneye ısrarla gelip kameradan izleyin. Müziği açtığımızda, gösteri provalarını yaptığımızda sınıfta çocuğumuz kendini direkt soyutlayıp kaçıyordu. Tamer Bey, Funda Hanım'ın sorunu sadece 23 Nisan'a çıkması değil ama zannediyorum hepsini çocuğunun. Hepsini evet, yani onları da bir hepsini açıklayacağım. Yani biz çocuğumuzu aldık ve bundan çok emin değilim. 3-4 ay önce çocuğumuz bizden ayrıldı. Bizim bakın çocukları camdan kaçırmak, kapıdan kaçırmak veya işte halı sahaya kaçırmak falan gibi bir durumumuz hiçbir zaman olmadı. Bunu, bunlar çok ağır iddialar. Bunu Funda Hanım da söylüyor. Şimdi Funda Hanım da buna cevap verecektir. Benim, öğretmenimiz de söylüyor. Funda Hanım, Tamer Bey'i duydunuz mu? Öğretmenimiz değil. Efendim? Bakın bağlanan bayan okul öncesi öğretmenim efendim olduğunu söylüyor. Bir saniye tek tek gidelim. Funda Hanım bir... Tamer Bey benim çocuğum hakkında çok ağır dedi ya, kesinlikle yalan söylüyor. Benim çocuğumu alırken de her şeyi biliyordu. Kaynaştırma öğrencisi olduğunu da biliyordu. Evet. Ve ben çocuğumu getirdiğimde kesinlikle kıyamamaz değil, o kendine kıyamadı, parasına kıyamadı. Para varsa her türlü çocuğu alıyor, o en ağırları bile alıyor. Ve benim çocuğum kesinlikle geçen yıl verdiğim en vasat dediği kreşte bile, daha önce bir kreşe vermiştim ki ve kendisi bana o kreşi kötülemişti, vasat demişti ve o kreşte bile 23 Nisan gösterisine, yıl sonu gösterisine katıldı benim çocuğum. Her şeyi yaptı, videoları var ve burada da yine aynı şekilde provalara katılmış, benim çocuğumu provalara katmışlar ama burada bir AVM'de gösteri yapacakları için hani çocuğum belki olumsuz bir hareket yapar diye galiba katmadılar gösteriye ve benim video kayıtlarım var elimde. Çocuğum evde her şeyi, bütün hareketleri, o gösteriye katılacağı her şeyi yapıyor. Şarkısını söylüyor, hareketlerini yapıyor. Benim çocuğum ağır bir çocuk da değil. Bana onun çocuğu ağır diyerek de ben onu ekstra şikayet edeceğim. Ekstra. Şimdi özel bir çocuktan bahsediyoruz. Ona uygun bir eğitimle o da bir gösteriye çıkartılabilirdi diyor anne ama Funda Hanım sadece ama konu zannediyorum 23 Nisan değil. Halı sahaya götürülmesiyle değil, ilgili de değil bir iddia var ve çocuğunuzun da eve aç geldiğini söylediniz az önce siz de. Ekmeklerin, yemeklerin bir haftalık çocuğum olduğu söyleniyor. Çocuğum eve gelince yemek yiyordu. Evet. Ben şimdi Tamer Bey onları sormak istiyorum. Tamer evet Bey. Ve ben bunları gözümle görmedim. Aç bırakıldığını falan ama bizim, söyleniyor hep. Sizlere tamam bunun belgelerini, fotoğraflarını gönderebilirim. Bizim zaten bundan yaklaşık işte bir yıl öncesine kadar ciddi anlamda öğrenci sayımız, işlerimiz çok 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 iyi gidiyordu. Ve biz buna istinaden küçük yaşı da alabilmek adına bir kurum daha açtık. Evet. Servis arabalarımızı iyileştirdik. Daha servisle ilgili konuya daha gelmedim ama şu diğerlerine, şu yemek gideceğim kısmıyla başlayalım ne olur. Yemek kısmıyla mı başlayalım? Evet, lütfen. Tamam. Bizim kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tarafta da, sosyal hizmetlere bağlı olan tarafta da diyetisyen onaylı yemek listeleri yapılmak zorundadır. Ve biz kurum olarak bu yemek listelerini her şimdi, velimizin evine göndeririz. Listeler tamam da uygulamada böyle değil ona diyor öğretmenimiz ve hayır, az önce değil bağlanan veli. Bakın ben çok rica ediyorum buradan biz veli toplantısı yaptığımızda hayır benim çocuğum her şeyi bana anlatabiliyor. Birçok velimiz şunu söyledi bu dedikodu çıktığında biz toplantı yaptık.
Ve birçok verimiz şunu söyledi. Dediler ki büyük yaş gruplarımız özellikle, ben çocuğum eve geldiğinde bugün ne yediniz diye soruyorum. O da bana doğru olanı söylüyor. Tamer Bey, peki hatta ki az önceki velimizin söylediklerini duydunuz ve hatta sizin kreşinizde öğretmenlik yaptığını, sigortası olarak çalıştığını söyleyen bir hanımefendi var. O hanımefendi, evet, okul öncesi öğretmeni değil. Atamasını ben müdürümüz ilgilendiği için çok detaylı bilmiyorum ama o hanımefendinin sigortası yapıldı. Bunlar çok kolay ispatlanabilecek şeyler. Az önce bizim şeyler. Kurumda çalışmıyor dediniz. Yanlış mı duydum ben? Az önce bizimle çalışmadı dediniz. Bizim kurumda çalışmıyor değil. Kreş tarafımızda çalıştırılmış, o öğretmen değil, okul öncesi öğretmeni değildir. Ama şahit yani, olduklarını ne olarak çalıştırdınız onu kreşinizde? Bakın hanımefendi, atamasını da personel olarak, yardımcı personel olarak yaptırdık. Kendisi yardımcı personel olarak işe alındı. Normal lise mezunudur, okul öncesi öğretmeni değildir. Fakat açık konuşmak gerekirse kendisi ayrıldıktan sonra zaten hani... Bir takım söylemlerde bulundu. Velilerimize de ileri geri konuşmuştu zaten. Sigortasız çalıştırıldığını söylüyor. Hatta şu anda hanımefendi, duyabiliyor musunuz beni? Biz sigortayla ilgili hanımefendinin sigortasının yapıldığını, bakın biz ona sosyal hizmetlerden atama yaptık. Biz onun atamasını yapabilmek için zaten oraya sigortasını şimdi götürüyoruz. Şimdi bakın, o hanımefendinin şöyle bir iddiası da var. Onu bir türlü konuşamadık da biz. Çocuklara bir hafta aynı yemek yediriliyor. Listede evet sizce, başka şeyler görülüyor ama menüde makarna, patates var yani, diyor. Bilemiyorum, benim soruyorum. Benim okulumda ya çok rica ediyorum velilerimize bunu gören, bilen velilerimiz bağlansınlar. Hiçbir zaman kamera, örneğin anaokuluna geldiğimizde bir monitör, büyük monitör benim odamda vardır. Bir monitörümüz de okulun girer girmez girişinde ayakkabılıkların olduğu yerde vardır. Ve bizim velilerimize, şimdi bakın, anaokulunda bu her zaman duruyor. Ve şey bizim velilerimiz hiçbir zaman kamerayı izlemek için randevu almazlar. Ben ve okula inanın, çocuğumu ziyarete geldiğimde paket paket makarna taşındığını gördüm marketin birinden. Şimdi, bana denmişti ki mesela biz burada yoğurdumuza kadar kendimiz yapıyoruz denmişti. Marketten yoğurt taşınıyordu. Marketten bir baktım 5-10 paket makarna vardı. Bugün öğlen makarna pişireceksiniz. Yoğurt da yanında diye servis şoförü getirdi ve içeri bıraktı. Ben buna kendi gözümle de şahit şimdi, oldum. Şimdi günün menüsünde demek ki makarna varmış. Tamam. Tamer Bey. Diyemem zaten. Şimdi öğretmenimizin buyurun, şöyle bir iddiası var. Yine aynı şeyi söylüyorum. Menü yazıyor ama uygulamada bu yemekler verilmiyor. Hatta denetimde gelindi, buzdolabı da boştu ve ceza da aldı bu okul diyor. Böyle bir ceza, bakın, aldınız mı? Anaokulumuz hiçbir şekilde hiçbir ceza almamış. Kreşiniz ceza aldı mı? Kreş tarafımız bir ceza aldı. Ne ama cezası? Bu cezanın sebebi, evet, yemeklerle ilgili değildi. Ne cezası bizim, aldınız? Bizim kreşimizin kreşimizde tek bir tane çok samimi olduğumuz bir arkadaşımızın çocuğu vardı. Tamer Bey, niye ceza aldınız? Onu anlatıyorum. Evet. Henüz yaşı tutmayan tek bir tane çocuğumuz vardı. Evde baktırmasın biz bakalım diye aile bile bunu paylaşarak almıştık. Ama şimdi bir kişi özel olarak o çocuğumuza bakıyor. Bu bizim yaptığımız en büyük hatadır. Şimdi ve o yüzden sosyal hizmetlere de zaten bunu inkar etmedik. Evet, doğru söylüyorsunuz, bu çocuğumuzu almamalıyız dedik ve o sebepten dolayı biz ceza yaşı aldık. Yaşı orada uygun olmayan bir çocuk, burada eğitim alıyordu, evet, ceza aldınız. Yemeklerle vardı, ilgili iddia var. İkincisi, kreşiniz şu anda kapalıymış. Evet, veliler okulun kapalı olduğundan şikayetçiler. Efendim? Kreşim şu anda, bakın, şu anda kapalı olması zaten doğru olandır. Hani biz bayram tatilindeyiz. Normalde yarın için biz okulumuzu açacaktık zaten. Hani evet, tüm okullar gibi. Kreş bölümümüz, yani sosyal hizmetlere bağlı olan küçük bölümümüz, küçük yaş grubunun bölümünü biz bundan yaklaşık bir ay önce kapattık, kapanış verdik. Niçin? Biz zaten biz ikinci şubeyi açtıktan sonra birdenbire minibüslerimizi de alınca biz bir mali sıkıntıya düştük. İşler çok planladığımız gibi gitmedi. Ve açık söyleyeyim, bizim normal şartlarda iade alacak olan, az önce söylenilmişti ya 35 veliden bahsediliyor diye. O 35 veli şu diyaloglardan sonra bu işi yapamayacağımızı düşündükleri için otomatikman alacaklı oldular. Yoksa çocukları zaten devam ediyordu bu insanların. Bizim şimdi, toplamda 70 civarı çocuğumuz var. Tamer Bey. Ben almıştım zaten çocuğumu. Velilerin şöyle bir iddiası var. 5 günde 80 bin lira parayı alıp bu...
okul bunu sahipleri, lütfen, işletmeciler bakın, kayıplara karıştı diye sizinle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben İzmit'teyim. O velilerimizin biz ödeme aldığımız herkese fatura keseriz. Biz ödeme aldığımız herkese mi sözleşme yaparız. Yani hiç kimse zaten gelip de öylesine bu paraları vermiyor. Ve bakın bu iş nasıl biliyor musunuz? Örneğin az önce bir velimiz bağlanmıştı. Dedi ki ben Eylül ayında başlayacaktım aslında. Ama bu ödemesini belki 3 ay, belki 5 ay önce yapmıştır. Evet. Bir velimiz, yani bunlar şöyle bir uygulama. Şu anda sizinle ilgili şikayette bulunan velilerin sayısını biliyor musunuz? Geçtiğimiz bayramdan hemen evet. önceki cuma günü 7 tane velimiz birlikte adliyeye gitmişler. 7 veli birlikte adliyeye. Peki evet. kreşte çocukların, az önce bir velimizin röportajında izledik. 18 çocuk şiddet gördü diye hatta sayı da veriyor. Biraz önce işte kreşte yardımcı personel ya da öğretmen göreviyle ilgili, çünkü tanımlamaları farklı söylüyorsunuz siz ve kendisi. O da serviste şiddet olduğunu söylüyor. Ve bunun anlatıldığını söylüyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bizim 14 yıllık tecrübeli, ciddi anlamda benim kendi kızımın da öğretmeni olan bir öğretmenimiz vardı. Evet. Bilmiyorum ismini vermem doğru olur mu? Olmaz diye düşünüyorum şu anda. Soyadını vermeden onun da, ismini verin. Evet. Bu işin içerisinde ve gerçekten iyi yaptığına inandığımız biri. Evet. Biz bu öğretmenimizle geçtiğimiz yıl işe başladık. Bu yıl sözleşmemizi yenileyecektik normalde. Öğretmenimiz ciddi anlamda çok güzel eğitim veren ve velilerinden yana, yani bize bakın birçok velimiz gelip öğretmen buradaysa önümüzdeki yılda kayıt yaptırmak istiyorum. Tamer Bey, öğretmen şiddet iddiası ile ilgili daha kısa gidersek, çünkü tamam. çok detaylı konuşamayacağım. Bütün velilerimin çok çok övdüğü, tamam. bütün velilerimin çok çok memnun olduğu 14 yıllık tecrübesi olan, benim kendi kızımın da öğretmeni olan bir bayandı. Biz bu öğretmenimizle veli memnuniyetimizden dolayı bu yıl sözleşmemizi yenilemek için kendisini ikna etme çabalarındaydık sürekli. Çünkü herkes çok çok memnun. Ve yaklaşık 2 ay önce, bu tarihten 2,5 ay önce tahmini, biz öğretmenimizi zaten sınıftan almıştık. Demiştik ki öğretmenim sen bu işi çok iyi biliyorsun. Sen bu işi anlamadım ama cevap alamadım. Ben şimdi ona geleceğim. Ama biz daha bir kısa yıl anlatın. Boyunca Tamer hiçbir Bey, şekilde bu öğretmenimizin en küçük bir hatasını görmedik. Bizim görmediğimiz gibi hiçbir velimiz de böyle bir şikayetle bu zamana ama kadar bakın, hiçbir şekilde gelmedi. Ama bakın, şikayet ediyor velileriniz. Funda Hanım bir şey söyleyecek. Zaten. Buyurun Biz Funda. Biz hiçbir şekilde görmedik. Bir şey söyleyebilir miyim bu şiddet konusunda? Buyurun Funda Hanım, buyurun. Ben şimdi 7 kişiyiz biz, evet, ve savcılığa da suç duyurusunda bulunduk, evet. Evet. Ve bu arkadaşlarım şu an burada yok. Herkes bayram nedeniyle il dışında. Eğer olsalardı ki burada, kesinlikle hepsi güzelce anlatırdı yaşadıklarını. Çocuklar, arkadaşlarımın çocukları ve benimki de dahil, eminim. Çocuklar okula gittikleri süre boyunca tehdit edildikleri için kesinlikle hiçbir şey anlatamamışlar annelerine. Öğretmen adını şimdi ben de Serap olarak söylüyorum. Serap Hanım evet. ismi. Tamer Bey'in haberi var ya da yok bilemiyorum tabii bu konuda. Serap Hanım çocukları sıkıştırıyormuş sürekli. Çimdiklemeler, bacaklarına vurmalar. Sizi dolaba kilitlerim. Ailenize bir şey anlatırsanız okuldan çıkamazsınız. Evinize gidemezsiniz kesinlikle. Dolabı üstünüze kilitler ve çıkartmam gibi tehditlerde bulunup ve o yaştaki çocuklarda biliyorsunuz psikolojikmen etkileniyorlar ve ailelerine hiçbir şey anlatamıyorlarmış. Ve çocuklar ne zaman ki okulun kapanıp okula gitmeyeceklerini anladıkları zaman evde herkes ayrı zamanlarda ayrı şekilde annelerine bu olayı yavaş yavaş anneleri sorarak tabii okulda ne yaşadın oğlum, ne yaşadın kızım diyerek her şeyi tek tek anlatmışlar. Anne bize böyle söylüyorlardı, bizi dolaba kilitleyeceklerdi, seni göstermeyeceklerdi anne, ben sana anlatsaydım bunu diyerek her şekilde bu şekilde çocukları korkutarak, benim bütün arkadaşlarım da aynı ifadeyi veriyor. Funda yani burada olsalardı hepsi söylerlerdi. Ben onların adlarına konuşuyorum şu Tamer an. Tamer Bey, siz de şunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Aynı öğretmenle ilgili siz birebir şahit olmadınız ama daha sonra velilerinizden bu şikayetleri mi duydunuz? Ben şunu şiddetle söylüyorum. Yani ilgili. Ben kendi kızımla ilgili de ben ciddi anlamda çok çok memnunum. Ben öğretmenimize öyle bir şeyi hiçbir şekilde konduramıyorum. Ama şikayet geldi mi size bu öğretmenimize? Evet. Daha yeni bayram öncesinde hemen böyle bir şikayet geldi. Ben de velimize şunu söyledim. Biz böyle bir şeyi hiçbir şekilde yakıştıramıyoruz öğretmenimize. Hiç zannetmiyoruz. Şimdi Tamer Bey. Ama buyurun gelin kameralardan izleyelim dedim. Veya şimdi, elinizde bir şey, herhangi bir şey var mı dediğimde velimiz dedi ki
Elimizde bir şey yok. Kameranın kör noktasında yapmış. Şimdi savcılığa intikal etmiş bir şikayet var. Bu somut olarak ortada. Söylediler, evet. Cuma günü bu şikayet yapıldı. Öğretmeniniz çocukların işte denetim sırasında halı sahaya çıkarıldığına dair kendi elinde görüntüler olduğundan bahsediyor. Ben o görüntüleri ulaştırmasını istiyorum. Çünkü siz böyle bir şey hiç olmadı diyorsunuz. Ben size halı saha görüntülerimizi göndereyim. Zaten bende de var. Bizim okulumuzun hemen arkasında ne var halı saha vardır. Halı saha görüntülerinde ne var? Bizim Facebook sayfasına girdiğinizde biz çocuklarımızla etkinlik yapmak için ayda nereden baksanız 4-5 sefer halı sahaya zaten geçiyoruz. Ama nasıl biliyor musunuz? Kapımızın hemen karşısı halı sahadır. Biz, halı sahaya bakın psikoloğumuz soruyor. Kışın da mı götürüyorsunuz çocukları? Hayır, kışın öyle bir şey yok. Çünkü kışın olduğunu söylüyorlar. Gidilmez. Hayır. Bir de tamamen bir şey sormak istiyorum. Ama az önce bağlanan bayan zaten bizim sadece 1,5 aylık sanıyorum. Çok emin olmadan konuşuyorum. Yani çok uzun değil. Bir ay belki 2 ay en fazla. O kadar sürede kreş bölümümüzde çalışmış bir bayandır. Dolayısıyla kışımızı zaten bilmem. Yani şahit olduklarını anlatıyor. Ben o fotoğrafları da kendisinden bekliyorum. Bir şey soracağım. Şimdi Tamer Bey, anladığım kadarıyla sizin okul kurucusu olarak eşiniz mi gözüküyor? Eşim. Siz hangi vasıfla okulda peki bulunuyorsunuz? Eşimin okuludur vasfıyla oradayım. Yani eşimin okulu. Yani ben okulda bir öğretmen, bir grup oradayım. Sorumlusu, bir yönetici. Hayır, değilim. Aslında değilim. Normalde resmi olarak sizin okulda hiçbir vasfınız yok. Yani orada velilerle görüşebilme, çocukların içerisine girebilme, onlarla iletişim ben yapabilme. Ben kurumda sadece eşime yardım ediyorum. Yani bu resmi olarak aslında sizin orada bulunuyor olmanızda devlet sizi tanımaz. Hani sizin orada bulunmanızın resmi kayıtlar. Tabii ki devlet beni tanımaz. Ben şu anda eşim moral olarak bütün veliler çok çocuk olduğu için ben bağlanıyorum. Sizi ama kurum veliler, içerisinde de okul aslında çok olarak, güzel bir okul müdürü olarak sizi tanıyorlar. Hayır, okul müdürü olmadığımı herkes çok iyi bilir. Çünkü orada... Bizim zaten ayrıca bir müdürümüz hep bulundu. Ama yani, siz bir sıfatınız olmasa da resmi olarak orada bir göreviniz olmasa da okuldasınız her gün, muhatap, öyle mi? Muhatap. Evet, çocuklar ben, ve muhatap olarak İnce Hanım. Buyurun Funda Hanım. Buyurun Funda Hanım. Yasemin arkadaşımız, Yasemin Hanım çok acil canlı yayına bağlanmak istiyor. Tamam, onu aramamıştınız hiç bu şimdiye hemen kadar hemen ama şu an bana mesaj yazıyor. Tamam, hemen Trenin numarasını arkadaşıma versem, verin Pelin'e, o hemen merkeze iletecektir. Bu arada tamam. Sanıyorum sizin yanınızda servis şoförü de var. Çünkü serviste de şiddet yaşandığına dair bir takım iddialar var ve servislerin de aslında servis aracı olmadığını söylüyor veliler. Farklı araçlarla gelip gidildiğini. Servis aracı mı? Hemen o servislerimiz T plakalı servis aracıdır. Servis aracıyla mı getirilip götürülüyordu bütün çocuklar? Bu dediğiniz servis aracıyla mı? Bizim 2 tane T plakalı servis aracımız var. Evet. Bu araçlarımızdan daha önce hatta fotoğraflarını gönderebilirim, gazeteye çıkmıştı, onu da gönderebilirim sizlere. Servis aracımızın bir tanesi trafik kazası geçirdi. Belediye otobüsü arkadan çarptı. Hatta gazetede şöyle ama ne olur detaya girince biz özden uzaklaşıyoruz. O tamam, kaza geçirince çocukları neyle geçeyim. Getirip götürdünüz okula? Bizim servis aracımızın ağır kaza yaptığı gün velilerimizi aradık. Evet. Bu velimiz de aynı şekilde. Biz velilerimizi aradık. Dedik ki çocuklarınızı bu akşam kendiniz almanızı istiyoruz. Çünkü böyle böyle arabamız kaza yaptı. Bazı velilerimiz hiçbir şekilde alamayacaklarını söylediler. Ve sadece o günlük çözüm bulabilmek için... Bu mudur servis aracınız kaza yaptı dediğiniz? Hayır, o değil. O servis arabası değil. O benim kendi arabam zaten. Yok, yanda zaten görünüyor şu anda. Siz bu göremiyor musunuz? Bu kırmızı olan bizim servis arabamız değil. Bu beyaz olan. Bu benim kendi taksimdir. Kendi taksim. Onunla çocukları gelip... Benim taksim. İşte bununla... Biz bu arabayla götürdük daha sonra. Kaza yapan bu değil ki. Yani şey olan, servis arabası olan bu değil. Belediye otobüsü çarptı benim kendi P plakalı servis arabama. Minibüstür. Minibüstür. Bu bakın sizin özel aracınız. Bir oyun oynanıyor. Bu sizin araba. Özel aracınız. Bununla bu benim çocukların... Tamam. Bununla çocuklarını okula getirip götürdünüz mü hiç? Bununla şu şekilde çocuk götürüldü. Bizim arabamız kaza yaptığında, bunlar çok farklı tarihlerde olmuş kazalar. Benim kendi minibüsüm kaza yaptığında... Ben size kaza fotoğraflarını göndereyim tamam, şimdi. Tamam, kaç gün çocukları bu arabayla taşıdınız? Biz o akşam çocukları bu arabayla götürmek zorunda olduğumuzu, daha doğrusu şöyle, ben mümkün değil, alamam diyen velilerimizin çocuklarını bu arabayla götürdük. Kaç çocuğu mesela bu şekilde, burada tam seçemiyorum ama içinde çocuklar var. Kaç çocuğu böyle götürdünüz o gün? Bu mesela bu bize ait olan bir araba değil. Hı? Ben o gün zaten kurumda değildim. Arabayla ilgileniyordum ama bu başka bir araba. Değil. Bu başka bir araba zaten. Bu beyaz rengi farklı. Yok bu arada servis şoförümüz yayında. Merhabalar. Duyabiliyor musunuz beni? Merhaba efendim. Siz bu kurumda mı çalışmaya devam ediyor musunuz hala? Duyuyorum.
Evet. Yok ben Mayıs ayında, Mayıs ayının 3'ünde veya 4'ünde işi bıraktım. Niçin? Maaşımı alamadığımdan dolayı. Maaşınızı alın. Serviste olan bazı takım olaylardan dolayı işi bıraktım. Ne oldu serviste? Serviste bizim bir hostesimiz vardı. İsmini vermek istemiyorum. Evet. Serviste çocuklar durmadığı zaman, ağladığı zaman, bağırdığı zaman çocukları kollarından kaldırıp sürüklemek olsun. Başka koltuktan alıp başka koltuğa fırlatmak olsun. Bunun gibi tavsiyeler çok yaşandı ve bununla ilgili Tamer Bey'e ve Tamer Bey'in eşine, kendisine bunun şikayetlerinde, dileklerinde defalarca bulundum. Hiçbir şekilde bir önlem alınmadı veya hostesten konuşulmadı. Yani bunlarla yaşadım yani ben. Çocuklara şiddet uygulanıyordu ve siz buna şahit oldunuz. Evet. Tamer Bey'in görevini ne olarak biliyorsunuz siz bu okulda? Ben daha önce ben şikayetlerini defalarca yaptım. Tamer Bey'in görevi nedir okulda? Tamer Bey'in görevi ne olarak biliyordunuz? Vallahi ben Tamer Bey'i görevinin okulun sahibi diye biliyordum. Ama okulun sahibi eşiymiş. Bütün her şeyi okula, her şeyi eşinin üstüneymiş. Tamer Bey okulda ne görev yapıyor daha onu bilmiyorum ben. Peki şimdi... Yani biz girerken müdür ve okul sahibi olduğunu biliyorduk. Servis aracı olarak kullandığınız araç neydi? Sizin çalıştığınız dönemde başka araçlarla da çocuklar okula götürülüp getiriliyor muydu? Götürülüp getiriliyordu. Minibüs. Evet. Yani bu kayıtlı... Minibüs işte, kullanıyordum. Diğer şoförümüz vardı. O da benim akrabam. Onun da ismini vermek istemiyorum. O da benim akrabam. Ve onun arabası... Sinyal lambası yoktu. Sinyal lambaları yanmıyordu. Bununla ilgili defalarca veliler bize şikayete geldi. Biz bunları ilettik ama yapılmadı. 5-6 ay önce, 7 ay önce yapılmış bir kazaydı o arabadaki. Bu iki bahsettiğiniz bu iki araç servisle ilgili ruhsatları alınmış. Buna uygun araçlar mıdır yani servis taşımacılığı için? Şimdi şöyle diyeyim ben. Ruhsatları var mı yok mu ben bilmiyordum. Ama arabaların üstünde P plaka araç vardı. İki tane P plak aracımız vardı. Bir tane de şahsi plak aracımız vardı. Ondan da en uzak yerlere servis çekiliyordu. Ve ben bunu defalarca UKM'ye şikayet ettim. Servisçiler odasına da şikayet ettim. Ve kimse önlem almadı. Özel bir araçla çocuklar ondan okula getirilip götürülüyordu. Şoför çalıştırdılar. Bu efendim? Özel bir arabayla mı çocuklar getirilip götürülüyordu yani? Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet, özel bir arabayla götürüp getiriyorlardı uzak yerlere, yani Kocaeli'nin köylerine diyeyim. Kocaeli'nin köylerine. Şimdi ekranda siz göremiyorsunuz ama beyaz bir araç var ve içinde çocuklar doldurulmuş. Bu araçtan mı bahsediyorsunuz? Evet, ben verdim onu. Hı? Bu araçtan mı? Hanımefendi vermiş, bilmiyorum. Ben Mayıs'ın 3'ünde çıktım. Mayıs'ın 3'ünden sonra ne oldu bilmiyorum. İnci Hanım, evet o görüntüleri ben verdim ve en son canıma tak ettiği görüntülerde onlar. Bunu şunu söylüyorum, bu kurumun aracı mıdır? Bize önce iki arkadaştık biz, uzak yer... Evet. Kurumun aracı olduğunu hiç zannetmiyorum. Normal bir taksiydi, nereden bulduklarını bilmiyorum. Normal bir taksiydi yani. Kimin olduğunu da bilmiyorum. Biz iki arkadaş uzak olduğumuz için biraz daha bize dendi ki, o arkadaşın çocuğu 3 yaşındaydı. Araç koltuğu koyup kızınızı da yanına oturtacağız ve hostes vereceğiz yanına denmişti. Biz tamam demiştik. Daha sonrasında... Her gün çocuk sayısı artmaya başladı. Yok baş iskeleden çocuk alıyoruz, yok oradan çocuk alıyoruz, yok buradan çocuk alıyoruz. Her gün bir iki çocuk artmaya başladı ve en son ben size attığım görüntüleri de gördünüz. Hatta o günkü şoför, yani sürekli şoför değişiyordu zaten, sürekli hostes değişiyordu zaten. Ve görürsünüz o şoför resimleri çekerken de hatta şoför demişti, ne yapıyorsunuz siz falan. Dedim artık bundan sonra yeter, gerekli yerlere bütün şikayetleri yapacağım dedim ve resimlerini çektim ben o gün. Herhangi bir arabayla yani benim kızım hiçbir zaman o P plakayla alınmadı. Her zaman klasik bir taksiyle alındı. Ve onun içerisinde de bir güvenlik falan da yok. Kaç çocuk olduğu da belli değil. Buradan gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle yok. Her gün bir her hafta ya da işte bir sürü hostes değişiyordu. Hatta hostesler çocuklarımıza iyi davranmıyordu. Bir keresinde ben kendim arkadaşımın çocuğuna bağırırken şahit oldum. Ve bunu Tamer Bey'e de ilettim.
Aa evet dedi. Başka şeyler, başka velilerimiz de bu bayandan şikayetçi, değiştirelim biz onu falan dedi. Çok sert tavırlı olduğunu falan söylediler diğer velilerimiz de dedi. Yani servis içinde ve okulda demek ki çocuklarımıza şikayet şiddet şiddet uygulanıyormuş. Aynen öyle. Yani Tamer o kadar Bey. Psikolojimiz bozuldu ki artık ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Tamer Bey bakın yani fotoğraflar burada. Servis aracı olmayan bir araçla çocuklar getirip araba götürülüyormuş. Gerçekten bizim arabamız değil. Bizimle hiçbir alakası olmayan bir çocuklara... araba. Muhtemelen bir velimiz. O gün çünkü biz velilerimize telefon ettik. Sizler gelip çocuklarınızı alın dedik. Ama bu tek seferlik bir şey de değilmiş. Bu beyaz arabayı gerçekten bakın ispatlayamazlar. O bizim arabamız. Bizimle alakası olan bir araba değil. Bakın diğer kırmızı araba vardı ya. Kırmızı arabayı açıklayın arabamdır. O zaman. Kırmızı taksiyi. O araba evet hiç kullanılmadı demiyorum. Tabii ki kullanıldı. Zaten bunu söylüyorum ama... Söylenildiği şekilde kullanmadı ve kullanılmadı. Ya, size ait olsa da, size ait olsa da bize ait der misiniz Tamer Bey? Alınmış yasal arabalardır. Ben bir şey diyebilirim. Tamer Bey, buyurun bir hukuk danışmanımızı bir dinler misiniz? O bir şey söyleyecek. Tamer buyurun. Bey, şimdi görünen o ki öğretmenlerinizin ve çalışanlarınızın maaşlarını ödeyemez duruma gelmişsiniz. Ciddi bir sıkıntı içerisindesiniz. Evet. İkinci kuru maaşlıktan sonra ciddi bir maliyet sıkıntıya girdik. Bekle. Yani ben bu şimdiye kadarki konuşmalardan yaptığım çıkarımlardan bir bahsedeyim size. Öğretmenleriniz ve maaş ödemek zorunda olduğunuz çalışanlarınızla ilgili ciddi sıkıntılar var. Ve onlar sizle ilgili sıkıntı yaşamaya başladıktan sonra şimdi her şeyi anlatıyorlar. Çocuklara uygulanan şiddet, denetim sırasında... kreşteki çocukların görülmemesi için kaçırılması hususları vesaire vesaire. En başta katılan veliler ve muhabirimizin aktardığı bilgilerden sizin ağzınızın çok iyi laf yapan ve gerçekten ikna kabiliyeti yüksek olan biri olduğunuzdan bahsedilmişti. Şimdi bu resmin tamamına baktığımızda siz gerçekten maaşlarını ödeyemediğiniz öğretmenlerinizden ve yine velilerin bir tanesi değil bakın 35'inin tamamı belki de tamamına yakını şikayetçi sizden. Hasan Bey bir veli var onu alayım oradan devam edin çünkü şiddetle ilgili çok ciddi bir iddiası var o hanımefendinin de hemen onu yayına alalım oradan devam edelim. Çünkü bu şiddet iddiası bir iki kişiden gelen bir iddia değil çok sayıda şikayet, velinin. Şikayet tek olsa evet, sıkıntı yok. Alo. Hanımefendi duyabiliyor musunuz beni merhabalar. Merhaba. Fatma Hanım buyurun sizin çocuğunuz sanıyorum burada bir şiddete mi uğradı bu kreşte? Okulda. Ya şöyle şiddete uğradığını biz kreşten aldıktan sonra ifade etmeye başladı. Öncesinde bununla alakalı hiçbir paylaşımda bulunmadı bize. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Son birkaç ay, 1,5 yıl devam ettik biz kreşe. Son birkaç ay sürekli ard arda problem yaşamaya başladık. Az önce Tamer Bey söyledi ya, işte velilerimize gelin kamera kaydı izleyin diyorduk. Evet. Defalarca eşimle birlikte kreşe gittik. Hiçbir şekilde kamera kaydı izletilmedi bize. Bunu sürekli talep ettiniz sistemde, mi? İstediniz sistemde mi sistemde sorun olduğu, tabii defalarca yani sistemde sorun olduğu söylendi. Yetkili kişilerin aranacağı, çağrılacağı söylendi. Keza biz oradayken bir beyefendi geldi. Beyefendi Tamer Bey'in arkadaşı. Bunu da anlayabildik. Tamer Bey'in arkadaşı, işte sistemde sorun var, açılmıyor, düzeltemeyeceğiz dediler. Çocuğunuz daha sonra ne anlattı size? Daha sonra ne anlattı bize? Öğretmenin sinirlendiği zaman onlara vurduğunu... Ya aslında ses kaydı bile var oğlumun. Bunu konuşurken nasıl? Ben önce ses kaydı aldım. Biz veliler kendi aramızda görüşüyoruz. Kaç yaşında çocuğunuz Fatma Hanım? Yani 5 olacak. 5 yaşında. Siz de bu arada sağlık personeliymişsiniz galiba. Evet evet sağlık çalışanıyım. Şimdi şöyle ben oğlumdan ses kaydı aldığımda velilere hani bunu aktarmak için ses kaydı aldığımda önce çok güzel her şeyi anlattı. Elimde telefon olduğunu fark ettiği anda yok öğretmenim bize vurmadı. Öğretmenim mi arayacaksın diye bana saldırdı. Öğretmenden korkuyor evet, yani çocuğum. Evet bir anda bana evet yaklaşımı değişti. Şöyle bir şey var. Tamer Bey çok iyi hatırlayacaktır. Serap Hanım da çok iyi hatırlayacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'tı. Bir gün ben sabah eşimle birlikte kreşe gittim. Çünkü oğlum eve saçını kesmiş geldi. Açıklama olarak da öğretmenimizi sınıfta sürekli yalnız bırakıyor. Öğretmenim yokken baskısı aldım ve saçımı kestim ifadesinde bulundu. Nasıl yani? Küçücük bir çocuk. Evet evet yani 16-17 çocuk hepsi 4 yaş grubu çocuklar sınıfta tek. Serap öğretmen dünya direktör olduğu için sürekli alanda sürekli diğer öğretmenlerle iletişimde çocuklar sınıfta yalnız. Ya bir saniye Tamer 4 Bey'le yaşında 16 tane çocuk tek başına sınıfta ortamda da makasla bırakılabilir mi? Böyle yani, bir şey olabilir mi ya? Bununla alakalı biz eşimle birlikte kreşe gittik. Evet.
Samer Bey'e ilk sorun şu oldu. Çünkü Samer Bey'in kızı da aynı sınıftaydı. O makas Salih Efe'nin elindeyken Eylül'ün bir yerine, kaşına gözüne, Eylül ya da herhangi bir çocuğun bir yerine gelseydi ne olacaktı? İlk sorun bu oldu. Hiçbir açıklama yapamadı zaten Samer Bey. Öğretmenimiz bırakmamıştır, bir yanlışlık vardır, stajyer öğretmen vardır dedi. Şimdi de kamera kaydı, izletmedi. Ya şimdi Hasan Bey, araya girdim bunu çünkü alalım istedim. Bu da çok önemli bir şikayet var. Çocuklar tek başına sınıfta bırakılıyor. Çocuklar şiddet görüyor. Kaşı patlamış. Onu anlatmış. Fatma Hanım, kaşı nasıl patlamış? Çocuğunuzu bir anlatsanıza. Şöyle bana söylenen yemekten sonra koştururken arkadaşıyla çarpışmış. Benim oğlum gözlük kullanıyor. Evet. Gözlük kullandığı için çerçeve boylu boyunca kaşını yarmıştı. Samer Bey beni aradı. Bunda da şöyle bir durum var. Okul çalışanları bana dediler ki aynı gün, bu olay olduğu gün okuldan çalışan bizimle iletişimde olan bayanlar taşı patladıktan sonra önce bir süre beklendi. İşte soğuk uyguladılar falan, hani nasıl kapatırız, nasıl aileye açıklama yaparız diye. Sonra sizi aradılar. Ben zaten mesaideydim hastanede. Samer Bey'e tek sözüm çocuğumu hastaneye getirin oldu. Çocuğumu önce çocuk doktoru, sonra plastik cerrahi gördü. Birkaç gün işte kreşe gitmemesi gerektiği söylendi. İlaçlar başladık. Birkaç gün kreşe devam etmek. Çocuğunuz ne anlattı kaşının patlamasıyla ilgili? Nasıl olmuş? Hiç şey. Yani zaten benim en büyük problemim buydu. Bunu Serap Hanım da çok iyi biliyordu. Samer Bey de kreşle alakalı hiçbir şey anlatmıyordu. Bu kadar suskun kalmaları normal mi aslında çocukların, yani bastırılmışlar mı? Yani bu tabii aslında birçok sebep olabilir. Eğer ki öğretmen, yani o bir otorite figürünü orada temsil ettiği için bu şekilde sinirdiyse çocukları, hani anlattığınız iddialar da eğer hani gerçek ise bu noktada, evet, korktuğu için hani öğretmen tarafından bir şiddete ya da herhangi bir şeye maruz kalabilme korkusundan dolayı çocuk konuşmuyor olabilir ki daha sonra anlatmaya başlamış yanlış anlamadıysam. Funda Hanım diyor ki çocuğumu sevemiyorum, evet, kendini korumaya geçiyor. Evet. Başka çocuklar aynı şekilde şimdi konuşmaya başlamışlar. Çocukların işte hepsi bağırsakları bozulmuş yemeklerden, böyle iddialar var. Bayat yemekler yeniyor. Servis şoförü hostesin şiddet uygulandığına tanık olmuş. Özel araçla çocuklar okula götürülüp getirilmiş, servisle değil. Hangi birini sıralasak bilemiyoruz. Yani şimdi Tamer Bey anlatıyor ama olaylar o kadar net arka arkaya ki Hasan Bey, burada artık... Yani... Evet. Aslında şimdi Tamer Bey ve bu tarz işletmelerde, yani yönetici olan veyahut da kurucu olan kişilerdeki en büyük sorun, çünkü biz daha önce de bu meseleleri işledik. Bir kere sorunun ne olduğunun farkında değiller. Yani bir sorunu çözebilmek için önce o sorunun varlığını kabul etmek gerekir. Şimdi Tamer Bey'lere göre, şimdi dışarıdan görünen resim çok böyle güzel, çocukların eğlendiği, güzel vakit geçirdiği, güzel, lüks bir anaokulu gibi görünen bir tablo var. Ama içeriye girdiğiniz takdirde hiç kimsenin görmediği, sadece çocukların şahit olduğu öyle manzaralar var ki. Şimdi bir tane şikayetçi olsa Tamer Bey, ben diyeceğim ki evet, bu konuyla ilgili olarak hakkını verelim. Ama bakın, tamamen velilerin hemen hemen hepsi şiddet konusunda, servis konusunda, yemek konusunda, para, öğretmenler konusunda, para konusunda aynı şekilde şikayetçiler. Hem veliler hem de sizin çalışanlarınız. Yani sadece sizlerin ve çocukların yaşadığı o kadar büyük sıkıntılar olduğunu ben düşünüyorum ki. Ama bunlar sizin nazarınızda bir problem olarak algılanmadığı için bir çözüm de üretilememiş diye düşünüyorum. Şimdi söz konusu çocuklarsa her zaman diyoruz azami dikkat göstermek lazım. Hiçbir boşluk kabul edilemez. Bunların hepsi çok ciddi iddialar. Zaten yargıya intikal etmiş ama biz de bu konunun takipçisi olacağız. Ben Tamer Bey ve bütün velilerimize teşekkür ediyorum katıldıkları için ama niye takip ediyoruz, niye bu kadar titizlikle peşinde duruyoruz bu işlerin biliyor musunuz? Çünkü o kadar acı sonuçlar yaşıyoruz ki ve bunları da sizinle paylaşıyoruz burada zaman zaman. İşte servis konusu. Niye o servisin işi o kadar sağlam almalı, hostes görevini doğru yapmalı? Çünkü başka alperenler ölmesin diye. Hatırlayacaksınız, minnacık bir çocuk İzmir'de, Çiğli'de 40 küsür derecede servis aracının içerisinde unutuldu. Kreşe gidiyordu o sabah ve işte çırpınarak can verdi. Aile ilk bayramı geçirdi. Alperensiz ilk bayramlarıydı ve hayatlarının en zor görevlerinden birini gerçekleştirdiler. Minik yavrularını mezarında ziyaret ettiler bayramda.
anaokulu servisinde unutulduğu için yaşama gözlerini yuman 3 yaşındaki Alperen'in ailesinin Alperensiz geçirdiği ilk bayramdı bu. Bayram mutluluğunun yerini tarif edilmez bir acı kapladı. Anne babası minik oğullarını kucaklayamadı. Toprağına can verdi. Allah hiçbir anneye, babaya böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah bu saatten sonra başka Alperen ölmeyecek. Çocuklarımız hak etmiyor ölümü. Hele böylesini hiç. Sakin ailesi için bu bayram çok zor geçti, çok acı geçti. En zor görevini yaptılar. Serkan Bey hatta şu anda. Serkan Bey merhabalar. Duyabiliyor musunuz beni? Serkan Bey. Efendim, Alperen'in babası. Ha, Serkan Bey tekrar başınız sağ olsun. Tekrar Allah sabırlar versin. Çok zordu bu ziyaret şüphesiz sizin için. Eşiniz nasıl? Önce bir onu soralım. Durumu birazcık daha iyi mi? Ya canınızdan can kopuyor yani bu. Evet. Allah kimsenin başına vermesin. Ben ilk durmaya çalışıyorum. Gerçi şükür Allah eşim birazcık kendini toparladı ama. Yani Serkan Bey, siz tabii bu konuda çok büyük bir acı yaşadınız ama sonrasında özellikle başka çocukların canı yanmasın diye de mücadelenizi de sürdürüyorsunuz bir anlamda. Hep takipçisisiniz. Şu anda süreçle ilgili, yargılamalarla ilgili nasıl bir durum yaşanıyor? Onu da bize bir anlatır mısınız lütfen? Şu an süreçle ilgili, yargılamalarla ilgili emin olun siz ne kadar biliyorsanız bizim de bildiğimiz o kadar. Şu an tam biz aydınlatılmadık. Gözaltılar yaşandı, tutuklamalar vardı ve hostes abla da tutuksuz, yani denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Ama zaten herhalde bayram sonrasında artık bu süreç daha hızlanacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bütün temennimiz o zaten. Bu temenniyle biz ayakta kalıyoruz. Yani hukukumuza, yargımıza, devletimize biz güveniyoruz inşallah. Suçlar en ağır şekilde cezalarını çekecek tabii ki. Serkan Bey, gerçekten yani o kadar büyük bir teşekkür etmek istiyorum ki bu kadar büyük bir acının içerisinde bu farkındalığı yaratmak adına bu programa katılıyorsunuz. Yani ilk başlardan beri de başkaca Alperenler olmasın diye yani bu halinizle bile elinizden geleni yapıyorsunuz ya, ben gönülden teşekkür ediyorum gerçekten. Çok farklı bir şey yaptınız. İnşallah da biz de bunun ve başkaca Alperenler olmasın diye de peşini bırakmayacağız. Kesinlikle. Bu bakın şöyle bir durum var. Biz Türk milletiyiz. Bu bayrağın altında yaşayan bir millet. En azından yolda bir dilencinin kendi çocuğunu dilendirdiğini gördüğümüz zaman dahi bu bizim canımızı acıtıyor. Evet. Ki düşünün, başka bir kreşte bir çocuğa şiddet uygulansın. Yahut başka can acıtıcı bir durum yaşansın. Bu ben değil. Emin olun her anne baba bunun peşinde duracaktır. Bizim hamurumuz böyle yoğrulmuş. Biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Serkan Bey, zaten bu hassasiyeti geliştirdiğimizde biz çocuklarımızla ilgili bambaşka konuları konuşuyor olacağız. Bambaşka şeyleri konuşacağız. Yani onların gelecekteki başarısı, dünyada daha üst sıralarda yer alması. İnşallah bunu da sizin gibi hep birlikte, yani duyarlı velilerle, anne babalarla beraber yapacağız. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Başka da evladımızın canı yanmasın. İşte bu duyarlılığı oluşturalım diyoruz ama bir yandan da öyle kabul edilemez şeyler yaşıyoruz ki, yine çok acı bir haber geldi. Bu sefer Şanlıurfa'dan geldi bu haber. 4 yaşında bir çocuk. Bayram günü evinde oynuyor. İşte çocuğun ne yapacağı belli olmaz derler ya. Bir yerde zarar verecek bir şey varsa çocuk bir şey yapar eder, gider onu bulur diye. Bütün o kalabalığın içerisinde, kaşla göz içerisinde gidiyor, arabayı açıyor, arabaya giriyor ve kendisini arabanın içerisinde kilitliyor. Sonrasında yaşanan işte yine evlat acısı, 4 yaşında bir yavrumuzu ne yazık ki kaybettik.
4 yaşındaki çocuk arabada saatlerce havasız kaldı. Fark edildiğinde artık çok geçti. İddiaya göre 4 yaşındaki Murat, Şanlıurfa Eyyubiye'deki evinin önünde oyun oynuyordu. Ve yine iddiaya göre evinin önünde park halinde olan aracın içine girdi. Aracın içinde saatlerce kilitli kalan 4 yaşındaki Murat hayatını kaybetti. Murat'ın ailesi çocuğun araçta olduğunu geç fark etti. Aracın camını kıran aile Murat'ı hastaneye kaldırdı ama yapılan müdahaleler küçük çocuğu hayata geri döndüremedi. Polis Murat'ın ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Ne yazık ki Murat artık yok. Soruşturma devam ediyor. Bu konuyla ilgili bilgileri de İLAS Haber Ajansı muhabiri Orhan Erkılıç'tan alacağız. Orhan Erkılıç, 4 yaşında bir çocuk. Bu araba ailenin arabası mı? Evet, bu araç çocuğun babasına, yani 4 yaşındaki Murat Birinci'nin babasına ait bir araç. Peki araç açık mıymış? Nasıl binmiş içerisine? Olay nasıl meydana gelmiş? Şimdi dün öğle saatlerinde olay meydana gelmiş. Eyyubiye ilçesi, merkeze bağlı ilçe. Hayati Haran mahallesinde aile orada ikamet ediyor. Evet. Evde yine bayram telaşlısında az önce belirttiğiniz gibi kalabalık. Çocuk ev aracın anahtarını alıyor ve araca doğru gidiyor. Evin önünde bulunan araca doğru, babasına ait olan araca doğru gidiyor. Daha sonra aracı açıyor ve aracın içine biniyor. Bir süre oynadıktan sonra aracı kilitliyor kendi üzerine. Aile iddiaya göre yaklaşık 2,5-3 saat sonra çocuğun olmadığını farkına varıyor ve aracın yanına gidiyor aradıktan sonra. Çocuğun aracın içinde baygın olduğunu görüyorlar. Daha sonra başka bir araçla, yine sivil bir araçla Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüyorlar. Burada doktorlar minik Murat'ın öldüğünü tespit ediyorlar. Yani daha hastaneye gelmeden önce öldüğünü tespit ediyorlar. Şimdi 2,5-3 saat diyorsunuz Orhan Erkılıç. Ailenin acısı çok büyük ama 4 yaşında bir çocukta 2,5-3 saat kaybı nasıl fark edilmez sorusunu sormak zorundayız artık. Yani bu nasıl olabiliyor? Buna bir cevap var mı? Henüz aile bu konuda konuşmuyor. Konuşmayı da reddediyorlar. Zaten dün çocuk hastaneye geldi. Öğle saatlerinde ölü olarak hastaneye geliyor. Ve dün hiç bekletmeden otopsisi bittikten sonra dün gece saatlerinde ise çocuğu defnediyorlar. Evet. Yine edindiğimiz bilgilere göre olayla ilgili henüz bir gözaltı da söz konusu değil. Yok. Ancak küçük Murat bir kaza sonucu mu öldü yoksa bir ihmal söz konusu mu? Bu da yapılacak araştırmalar sonucu belirlenecek. Ailenin ifadesi alındı mı peki? Kimsenin ifadesi gözaltı tabii, yok dediniz ama. Tabii hem annenin hem babanın konuyla ilgili ifadelerine başvuruldu. İkisi de aynı şeyi mi anlatıyorlar? Aynen, ikisi de aynı şeyi. Çocuğu bir anda gözden kaybolduğunu, daha sonra fark ettiklerinde aracın içinde baygın halde bulduklarını söylüyorlar. Otopsiyle ilgili henüz bir bilginiz var mı? Otopsi sonucuyla ilgili. Henüz ulaştığımız bir bilgi yok. Çocuk yani sıcaktan ve havasızlıktan öldüğü yönünde bir bilgi var ama tam tabii net bir bilgi değil, resmi bir bilgi değil. Bir iddia daha var diğer yandan. Söz konusu olayı gören ve aynı mahallede yaşayan bazı vatandaşlar söylüyorlar bunu. Aynı olayın daha önce de yaşandığı ancak böyle bir ölümle sonuçlanmadı. Ailenin aynı çocuk mu yine arabanın içerisinde kalmış? Aynı çocuk bir kere daha. Evet, ne anlatıyorlar? Evet, o şekilde konuşuyorlar. Aynı çocuğun yine aracın içinde, işte araçta oynarken içinde girdiğini, içinde oynadığını, daha sonra ailesi tarafından çabuk fark edilip araçtan çıkarıldığını söylüyorlar. Yani birkaç defa daha önce aynı olayın yaşandığını kabul iddia edilir eden bir şey vatandaşlar değil. Var. Şimdi soruşturma devam ediyor ama burada bir ihmal mi var, bir var şey mi var? Bunların hepsinin de takip edilmesi lazım. Kesinlikle ihmal, yani ailenin acısı yani taze ama ihmal olduğu belli. Sadece şunu, yani arabanızı açık bırakmayın arkadaşlar. Arabalarınızı açık bırakmayın. Bakın anahtarları çocuklar içeri giriyor. Çocuğun yakında bırak. Yani çocuk içeri girince kilitleme tuşuna bastığında içeride kilitli kalıp çıkamıyor. Demek ki araçlarınızı açık bırakmayın, çocuklar içerisine girebilir. Daha önce girdiyse yani bunun daha dikkatli olması gerektiği noktasını söylememize de gerek yok. Yani yapmayın ya, bu noktalarda lütfen dikkatli olun ya. Valla çocuklara, onlara zarar verecek oyuncaklar, eşyalar, onlardan uzak tutacağız. Zaten erkek çocuklar araba delisi bir anlamda. Daha önce de bu çocuk bunu denemiş. Dört göz açmak lazım. 2,5-3 saat nasıl yokluğu fark edilmemiş bütün ailenin içerisinde. İşte sonuçta konuştuğumuz şey ne? 4 yaşında minnacık bir can gitti. Emanetti ve o emanete sahip çıkılamadı. Yani çocuklar bizim... Böyle o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bizim malımız değil ya. Çocuklar bizim emanetimiz, en büyük emanetlerimiz. Titizlikle bakmamız gereken, böyle yaklaşmamız lazım.
minnacık bir bedeni kaybettik işte. Reklamların ardından devam edeceğiz sevgili seyirciler. 14 yaşındaki Hasret, lösemi hastası Hasret, Haziran'dan beri kayıp. Hasret'i kimler nerelere götürdü, bilgileri paylaşacağız ve 13 yıldır işte Damla cinayeti çözüm bekliyor. Ailesi de bu bayram kızlarının mezarını ziyaret ettiler. Neler yaşadılar? Az sonra buradayız. Sevgili seyirciler, şimdi çok dikkatlice ekrana bakmanızı istiyorum. Ekranda fotoğrafını göreceğiniz 7 yaşındaki Muhammed'i arıyoruz. Daha çok küçücük Muhammed, 7 yaşında ve 31 Ağustos'ta kayboldu. Antalya Zeytinköy'de kayboldu Muhammed. Muhammed'i bir yerde görmüşseniz 155 polis, 150 jandarma ihbar hattına haber verin ya da bizim ihbar hattımızı hemen arayın. 1.25 boyunda 22 kilo mini minnacık bir çocuk ya, bir damlacık bir çocuk Muhammed. Kahverengi gözlü, esmer, siyah saçlı. Kaybolduğu gün üzerinde kırmızı bir tişört, kısa bir işte kapri pantolon ve kulağında da işitme cihazı var. Muhammed'in işitme cihazı kullanıyor. Cihazı çıktıysa şayet duymakta zorlanır, iletişim kurmakta zorlanır, kendini ifade edemeyebilir ve üzerinden birkaç gün geçti. Eğer dışarıdaysa üstü başı ırpalanmıştır ama başına bir şey gelmeden ne olur Muhammed'i bulalım. Daha 7 yaşında Antalya Zeytinköy'de kayboldu. Görmüşseniz lütfen bizi arayın diyoruz. O kadar korkuyorum ki artık bunları söylerken, 7 yaş ve 31 Ağustos'tan bu yana çok kritik. Çok kritik bir yaş, çünkü hani ergenlik dönemi en çok kayıpların görüldüğü zamanlar. Hani özellikle aile çatışmaları vesaire gibi durumlarda ama 7 yaş grubu bir çocuk kendi isteğiyle kaçmış ya da hani bir yerden tehlikeyi fark edebilecek bir çocuk da değil. Allah korusun, inşallah tez zamanda bulunur umarım. Evet, mini minnacık bir çocuk şey gelmeden. Muhammed'i inşallah bir an önce bulalım hep birlikte sevgili seyirciler. İşte böyle bir kayıp, daha kayıp alarmında böyle bir kayıpla ilgili bilgiyi duyunca hemen konunun takipçisi olduk sevgili seyirciler. Çünkü bütün kayıplar çok önemli, çocuk kayıpları çok önemli ama hassas durumlar olduğunda da hemen önceliklerimiz değişiyor. Çünkü 14 yaşında bir kız çocuğu Hasret ve lösemi hastası. 5 yaşından beri lösemi tedavisi görüyor. Haziran'da kaybolmuş, 4 Haziran'dan beri de Hasret'ten hiçbir haber yok. ...14 yaşındaki Hasret İ, 5 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Lösemi tedavisi gören Hasret yaklaşık 3 aydır kayıp. 4 Haziran'da evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Yani çok acele etmemiz gereken bir kayıp, çok özel bir durum var burada çünkü. 9 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavisi devam ediyor, kullanması gereken ilaçları var. 5 yaşında lösemi hastalığına yakalandı. Evet. İşte tedavi görüyordu, kontrolü de götürmem gerekiyordu. Zamanı gelmişti. Evet. Götüremedim. Hasret kayıplara karışmadan saniyeler önce çekildi bu görüntüler. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hasret bir binadan hızla çıkıyor ve koşarak bir yere gidiyor. ...32 yaşında birinin kızınızı kaçırdığını söyledi arkadaşları. Evet, evli iki çocuğu var. Karımı boşayacağım, seni alacağım, anneni öldürürüm, evinizi öğren. İşte beni bırakmayacaksın falan diye bu kişiyle zora kalıp görüşmeye başladı. Zorlama, tehdit, kandırma vardır ve aynen öyle olmuş. Hiçbir haber yok, hiçbir yerde bulamıyoruz, hiçbir haber alamıyoruz kendisinden. Ve hasta bir çocuk, korunmaya muhtaç, bilgiye muhtaç, sevgiye muhtaç. Evet, gerçekten hızlı hareket edilmesi gereken bir kayıp, Hasret'in kaybı. Bir an önce bulmamız lazım. Annesi diyor ki ilaçlarını kullanması gerekiyor, kontrolü yapılacaktı. Biz bu konuyu haber alır almaz, bu ihbarı alır almaz arkadaşlarım gittiler ve sahada çalışmaya başladılar. Birazdan Murat Sönmez'e bağlanacağım ve konunun detaylarını sizlere aktaracağım sevgili seyirciler. Ama bir kez daha ben Muhammed'in fotoğrafını paylaşmak istiyorum, yönetmenim hazırlarsa. Çünkü demin de dedim, 7 yaşında bir damlacık, 22 kilo, 1.25 boyunda bir çocuk Antalya Zeytinköy'de kayboldu. 31 Ağustos'ta kayboldu Muhammed. Fotoğrafa dikkatlice bakın. Hatta başka fotoğrafları varsa arkadaşlar onları da hemen yayında paylaşalım. Esmer, siyah saçlı, kahverengi gözlü, bir yerde gören bilen varsa Antalya ve civarında bizi izleyen sevgili seyirciler,
Çok dikkatli bakın. Muhammed'i görmüşseniz 0212 284 6060 bizim ihbar hattımız. Bir işitme cihazı kullanıyordu Muhammed. O sayede duyabiliyordu ancak. Umarım ki onu bir an önce buluruz. Şimdi dediğim gibi az sonra bağlanacağız Murat Sönmez'e ve hasret konusundaki detayları sizlere aktaracağız. Hazır mı bağlantı? Hazır. Tamam, hemen dönelim o zaman. Murat, duyabiliyor musun beni? Murat'ın yanında da anneanne var. Anneanne Kezban Ekici yanında. Murat, bu çok özel bir kayıp ve zamanında çok önemli olduğu bir kayıp. Çünkü lösemi hastası Hasret. Önce oradan başlayalım istiyorum. Anneanneye bir geçmiş olsun diyelim. Sağlığı nasıldı Hasret'in? Onu bir konuşalım, sonra hikayeyi anlatalım seyircilerimize. Evet İnce Ertuğrul, sizin de ifade ettiğiniz gibi Hasret lösemi hastası ve yaklaşık 3 aydır kendisinden herhangi bir haber alınamıyor. Acılı bir ailesi var çünkü ailesi 3 aydır tedavisi devam etmeyen Hasret'in hayatından endişe ediyor. Yanımızda da acılı anneanne var, Kezban Ekici yanımızda. Hasret'in artık hayatından endişe ediyor. Bu yayın öncesi de bunu çok konuştuk, çok ağladı. Çünkü 3 aydır Hasret tedavisini sürdüremiyor. Hemen ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Başlayalım. Çok teşekkür ederim. Ben Hasret'in hayatından endişe ediyorum artık. İlmiyet güçlerine sesleniyorum. Allah'ınızı, Resulünüzü severseniz benim çocuğum lösemi hastası. Ne olur, ne olur yavrumu bulun bana. Yavrumun hayatından endişe ediyorum. Ne olur. Yavrum, Allah aşkına bilenler, görenler ilmiyetimizi arasınlar ne olur. Polisimizi, jandarmamızı arasınlar ne olur. Benim yavrum lösemi hastası, daha 14 yaşında. Allah aşkına ne olur, ne olur. Kezban Hanım. Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı. Nerede yavrum? Nerede? Ne olur bulun yavrumu. Allah rızası için güvenlik güçlerimize haber verin. En yakın karakola telefon açın. Yavrumu ne olur bulun. Ne olur. Kezban Hanım. Ne olur. İnşallah bulacağız torununuzu. Bir, beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Büyük geçmiş olsun diyelim her şeyden önce. Teşekkür ederim. 14 yaşında bir çocuk ve çok da zor bir hastalıkla mücadele ediyor. 5 yaşından beri tedavi görüyor diyorsunuz. Ne oldu? Siz Hasret'in yanında mı yaşıyorsunuz? Evet. Şu anda sanıyorum bağlantıda bir sorun var. Tekrar bağlanacağız. 4 Haziran'da ortadan kayboldu Hasret. Görüntüler aslında az önce ekrana geldi. Evden çıkarken koşar halde çıkan bir kız çocuğu görüyoruz. Ya bir telefon geldi, ya biri onu bir yere çağırdı, ya bir şeyle ilgili korkutuldu ya da belki bir şeyden kaçıyor evde, bilemiyoruz. Bunları Kezban Hanım'a soracağız az sonra bağlandığımızda ama bağlantıda şu anda bir sıkıntı var. Bakın bunlar Hasret'in son görüntüleri. Evden koşarak çıkıyor. Kayseri Talas'ta yaşıyor aslında Hasret ve ailesi. Koşar adım gidiyor. Bir çocuk niye böyle çıksın? Niye biri ona bir şekilde bir yere gel dedi? Yani bir yere yetişmek için olabilir, lazım. Bir yerden kaçıyor olabilir dediğiniz gibi. Ama telaşlı bir koşma. Evet. Yanında herhangi bir şey yok. Hani planlı bir gidiş yok burada. Çok ani bir yere yetişme telaşı var. O telaş neydi? Nereye koşuyordu? Bunları öğreneceğiz hepsini. Kezban Hanım. Evet. Torununuz sizinle mi yaşıyordu? Bir anlatır mısınız bize? Torunum geçen sene okullar açılmadan annesi bana bırakmıştı. 3 ay kadar benim yanımda kaldı. Evet. Ondan sonra işte orada bir takım olaylar olmuş. Birisi gezdiriyormuş. Şey diye Nida'dı. O adamın adını getirelim. Söylemeyelim bir isim. Diye. İsim vermeyelim. Evet. Evet. Ya. Onunla gezdiriyormuş. Tehditler etmiş. Ondan sonra benim hiç haberim olmadı. Bana bir şey söylemedi. Ama Kayseri'ye gelince bilgisayardan annesi nasıl olduysa tesadüf bilgisayara bakınca konuşmalarını bilgisayarda ona görüyor. Ona diyor kızım niye böyle yapıyorsun diyor. Niye bu diyor.
Onu ben diyor işte seni doktora götüreceğim diye huylanıyor annesi. Evet. Bayağı bir değişmiş. Annesine de şiddet uygulamaya başlamış. O lösemi hastası değil. Tabii annesi bir şey yapamıyor. O ama ona bayağı bir kötü sözler söylemiş. Ondan sonra da kaçmış. Bir saniye, şimdi 14 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ve onu rahatsız eden bir yetişkin var diyorsunuz. Hem bilgisayar üzerinden telefonlarla. Evet, evet. Kaç yaşında bu kişi? Evet. Bu kişi var işte 38-39 var. 39 evine yaşında. Götürmüş. 39 yaşında evine bir kişi. Evine götürmüş. Evine götürmüş. 14 yaşında çocuğu. Evet, kız arkadaşları falan hep görmüş. Bir evli bir adam var, ailesini boşayacak, benimle evlenecek. O Aa. Beni seviyor, ben onu seviyorum gibi o çocuklara söylemiş. Ben duymadım ama. Ya onlara böyle Hanım, söylemiş, onlar da annesini anlatmış. Senin torunun daha çocuk, 14 yaşında, ne sevmesi, ne evlenmesi. Bu çocuğu birileri kandırmış, birileri yönlendirmiş, belki evet. korkutmuş, kullanmış. 39 evet. yaşındaki bu adamı siz tanıyor musunuz? Kimdir, ne iş yapar, evli dediniz? Evet. Bu da Talas'ta oturuyor. Eski Talas'ta oturuyor da şimdi köyde. Köyde de evleri var benim oturduğum yerde. Evet. Ağaçhisar'da ondan sonra annesiyle beraber bayramdan evvel geldiler. Oradalar geziyor. Bunu korkuttu, bir şeyler etti işte. Ondan sonra da başının derde gireceğini anlayınca bunu bir tarafa ne yaptıysa bilmiyorum. Siz bu kişiyle konuştunuz mu torunum nerede diye? Hayır, hayır, hayır. Onlar ilk fırsatta onun da başına bir iş getirecek. Bizi köye rezil etti, yere rezil etti gibisine. Ondan sonra konuşmalar geliyor yani kulağıma. Orada herkes yani böyle saklıyorlar. Böyle kötü bir şey olduğuna hemen öt bastır ediyorlar. Bu sapıkları aramızda yani barındırıyorlar. Allah aşkına bu dediğiniz... Bunlara buş veriyorlar. Bu dediğiniz doğruysa 39 yaşında evli bir adam 14 yaşında bir çocukla ne işi olabilir yani? Ne o zaman olabilir? 13 yaşındaydı. 14 yaşında. Bile değildi. Of 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 daha çocuk evet. ya. Daha çocuk. Evet 13 yaşındaydı o zaman ha. İşte birinci ayın birinde doğdu bu. 1 Ocak'ta. Ondan sonra okullar dağılınca da tatil olunca yanıma geldi. 2-3 ay almıştı işte 13 yaşından daha. Daha ilk öğretimde okuyan 13 yaşına yeni girmiş bir evet. kız çocuğunu rahatsız eden bir 39 yaşında bir kişiden bahsediyoruz. Kezban Hanım yayında kalın. Kızınız Ayşe Hanım yani Hasret'in annesi de telefonda. Bir Ayşe Hanım'la da konuşalım. Tamam. Ayşe Hanım geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi annenizin anlattıkları gerçekten inanılır gibi değil. Siz bu 39 yaşındaki kişiyi tanıyor musunuz daha önceden, biliyor musunuz kim olduğunu? Yok, annemin köyüne gittiğimde komşusunun oğul olduğunu biliyordum, resmini gördüm. Evet, evet. Başka türlü bilmiyorum. Yani sadece resmini görmüştüm, oradan dolayı biliyorum. Sonradan öğrendim. Ne zamandır Hasret'i rahatsız ediyordu? İşte 6. sınıfta okul ya tatiline girdiğinde of, çocuklar of, oraya of. Tatile gitmişlerdi. Orada başlamış rahatsız etmeye. Allah aşkına 6. sınıfta bir çocuk zaten kaç yaşında? 12 yaşındayken mi başladı rahatsız evet, etmeye? Evet daha 13 yaşındaydı. 13 i̇şte yaşında şu an 13 yaşında. Annen öldürdüm falan filan öyle öyle yanaşmış çocuğu korkta. Bir dakika, sizinle tehdit ederek Hasret'le bağlantı mı kurdu? Aynen. Bir anlatır mısınız bunu, siz ilk fark ettiğinizde yani o köyde mi fark ettiniz sonra mı? Yok, ben çocuklarımı oradan getirdim, Kayseri'de fark ettim. Kayseri'de fark ettiniz. Kayseri'de teyze bir iki bir şey indirecekti. Ben de elinden aldım birden tablete. Şüphelendim, baktım. Bilmem işte kişi sizi takip ediyor falan. Kesildi mi telefon? Telefon kesildi. Tekrar döneceğiz Ayşe Hanım'a. Kezban Hanım. Şimdi efendim. Kızınız kaç çocuğu var? Size soralım, ona soracaktım ama. Üç. Üç çocuğu var. Üç çocuğu var. Hasret en büyüğü mü? En büyüğü Hasret. En büyüğü Hasret. Eşinden ayrı zannediyorum Ayşe Hanım. Değil mi? Çocuk. Evet. 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 Peki o kaybolduğu günle ilgili siz neler biliyorsunuz 4 Haziran'la ilgili? Kaybolduğu günü ben oğlumun evindeydim. Evet. Ondan sonra yatıyordum. Telefonla gelinimin konuştuğunu duydum. Hasret kayboldu, kaçtı diye. Nereye kaçmış? Hasret kaçmış dediler. Yani ben nereye kaçacak ki küçük çocuk? Yani bu belki bir arkadaşının yanına gitmiştir diye düşündüm ama yok, maalesef kaçmış gitmiş. Elinde de bunu 2000 lira yani 2500 lira bir öğrenci bileti alacak kadar bir para varmış. Nasıl? Başka da para da yokmuş yani.
Şimdi o günden bu yana hiç 2,5 lira evet, demek evet, istiyor değil mi? Değil mi? Evet. O günden bu yana hiçbir telefon, hiçbir haber var mı Hasret'ten? Hayır, hiçbir telefonu, hiçbir haber yok. Hiçbir haber. Kayseri resimlerini astık evet, duraklara her yere. Sanki arkamızdan bir sihirli el resimleri topluyor. Nasıl yani? Siz fotoğrafları asıyorsunuz, sonra birileri bunları topluyor mu? Evet, fotoğraflar yani uçuyor adeta. O zaman Kayseri içerisinde birileri tanıyıp bulmasın etmesin diye engellemeye çalışıyorlar sizi. Evet, aynen öyle. Bu Sezai dediğiniz kişinin ailesi. Onlar da kendi çocuklarıyla ilgili ne söylüyorlar size? Yani Hasret'le ilgili bildikleri var mı? Hayır hayır, hiçbir şey söylemiyorlar, hiç konuşmuyorlar. Ben de konuşmuyorum zaten onlarla. Ondan sonra çok iyi arkadaşlık ilişkimiz yani anında o zaman kesildi yani. Bazı sözler söylemiş Hasret hakkında. Kötü çirkin sözler. Ya 13 yaşında bir çocuk için deyince laf edilir mi ya? 13 yaşında bir çocuk çirkin söz edilecekse, şu anlattığınız doğruysa 39 yaşındaki o, ne diyeyim artık yani. Evet. Kişi hakkında evet, konuşmak lazım. Ayşe abla diyor, o da onu bir seviyor ki bir görsem. Şey demiş, ben demiş bunun demiş yoldan geçiyormuş böyle elinde tablet dinleyerekten. Bunu tutup demiş saçlarından demiş ondan bir... Hiç buraya girmeyeyim de. Kezban Hanımcığım, ben sizi programa davet ediyorum. Böyle buradan oraya çok rahat konuşamayacağız. Murat şimdi orada bir araştırma yapacak. Onun için orada zaten muhabir arkadaşım. Ben Ayşe Hanım'ı da, Hasret'in annesini de, sizi de yarın burada ağırlamak istiyorum. Gelin kızınızı bulalım. Çünkü 14 yaşında ve lösemi hastası. Hatta 13 yani, 14 bile değil. Bunu düzeltip 13 yapalım artık. 13 yaşında, 13 yaşında. 13 yaşında ya, küçücük bir bebek yani. Bunu bir kim nasıl kıyar, nasıl kandırır, nasıl zorlar? Annesiyle tehdit edilmiş. Kayseri'den bizi izleyen sevgili seyirciler, Talas'tan bizi izleyenler. 13 yaşında, boyu uzun olabilir. Daha bir çocuk o. Ne biliyorsanız lütfen bizi arayın. Bir an önce Hasret'i bulalım başına bir şey gelmeden. Yarın bekliyorum Kezban Hanım sizi Ayşe Hanım'la, kızınızla. İşte tamam. Ayşe'nin gönlünü edin. Ayşe ondan sonra demiş, birileri demiş işte, anlattı, buraya da anlattı. Ondan sonra biz 2 güne kadar bulacak. Lösev'den arıyoruz. Biz tedavi alacak. Televizyona çıkarsanız işte katimden kaybederler gibi nasıl sözler yani söylemişler. Lösev'in bu konuyla hiç bilmiyorum, bilgisi yoktur. Lösev'in adını da karıştırmasınlar. Lösev çok güzel hizmetler yapıyor ama 4 Haziran'dan beri Hasret'ten hiçbir haber yok. Sizi oyalamaya çalışıyorlar demek ki. Lütfen evet, bir an önce evet, çıkın bunu gelin. Diyorum. Bir an önce çıkıp gelin. Evet. Bir an önce çıkıp gelin. Şimdi ben televizyona çıkarsam diyor annesi. Ondan sonra hiç siz bir yer aramayın. Polisle, jandarmayla işbirliği yaptık. Biz Hasret'i 2 gün içinde bulacağız diyorlar. Doğru yoldasınız. İşte ben telefonu da arkadaşlarımla yine. Bunu duyar duymaz zaten sizi oyalamaya çalışmışlar. Buyurun gelin. Bu ekrandan bu fotoğrafı Türkiye'deki herkes görecek. Ve kim ne biliyorsa da anlatmak zorunda kalacak. Biz bir an önce kızınızı bulalım sizinle evet, birlikte. Yok reklik yapıyorlar. Yok bilmem ne diyorlar. Yok gitmeyin. Bulmazlar. Bir kere gittinizde ne oldu? Böyle sözlerle kızı Kezban Hanımcığım, yani. 16 Ocak'ta yayına başladık. 78 kişi bulduk. İnşallah Hasret'i de bulacağız. O kadar çok konu ya, var anlayamıyorum ki. Kezan'dan. O kadar çok konu var ki bekleyen sırada. Keşke çocuklarımız kaybolmasa da biz başka şeyler arasak. Hiçbir şey. Ben sizi bekliyorum. Ayşe Hanım'ı da bekliyorum. Murat zaten sizin ulaşımınızla ilgili kısımda size yardımcı olacaktır. Bilgileri verecek. İnanılır gibi değil. 14 yaşında bir kız çocuğunu kaçır götür, üstelik lösemi hastası, sonra da aileyi tehditlerle ya da başka bir şekilde de sindirmeye çalış ama kusura bakmayın yani bırakmayacağız. Anne baba burada olmasa da, ya da anne babayı da bekliyorum aslında, o da buyursun gelsin. Biz Hasret'i aramaya devam edeceğiz. O 39 yaşındaki kişi gerçekten evli, barklı, çoluk çocuk sahibi kişinin yanındaysa da onun ayıbı da yanlışı da yanına kalmayacak. Bunu da herkes böyle bilsin. Şimdi tıpkı 13 yıl önce işlenen o cinayetin takipçisi olduğumuz gibi Damla cinayetinden bahsediyorum. Bayramın son günü bugün. Herkes bayramda ziyaretler yaptı. Çocuklarına hediyeler aldı. Çocuklarını sevindirmeye çalıştı. Ama Çelik ailesi için en zor günlerden biriydi. Beraberce kalktılar. 13 yıldır işte o toprakta katil ya da katillerinin bulunmasını bekleyen Damlalarını ziyaret ettiler. Halimeciğim, bu bir anne için en zor görevlerden biri aslında değil mi? Yani aynı. Bir kere zaten hani anne baba için evladı toprağa vermek en büyük acı.
Kim gittiniz? Hepimiz gittik. Hep beraber gittiniz. Hep beraber gittiniz. Aslında önce o ziyareti verelim Seda. Özeti sonra bırakalım. Önce o ziyareti verelim. Çünkü zaten seyircilerimiz bizi izliyor, hikayeyi de biliyorlar. Önce bir birlikte gittiler, dualarını ettiler. Neler yaşandı onu anlatalım size, aktaralım size. Bir baba evladında utanmıyor ama ben utanarak buraya geliyorum. Çünkü her geldiğimde ben kendimi suçlu hissediyorum. Katli bulunmadığı sürece ben kendimi zaten suçlu hissedeceğim. Onlar için son bir bayram olsun. Bizim için de yeniden bir bayram olsun ki biz gelip kızlarımızı gönül rahatlığıyla diyeyim ki göğsümü gere gere geldin, gelin kızım diyeyim ki artık rahat uy. Seni bu şekilde katledilenler hak ettikleri cezayı aldılar artık. Sen rahat uy diyeceğim. Ben o zaman vicdanla rahat olacağım. Bayramda kalktınız, çocuklarınıza bayramlıklarını giydirdiniz, temiz temiz yıkadınız. Kızların saçları örüldü, tokalar takıldı, süslendi. Onlar elinizi öptü, sıcacık sarıldınız. Dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadınız. Dünyanın en güzel kokusunu içinize çektiniz. Şükrettiniz, bağrınıza bastınız. Ama Halime ne yaptı? Halime gitti, kızının buz gibi mezar taşına sarıldı, öptü. Oradan ayrılamadı bile. Gördünüz, görüntüde en sonda. Herkes mezardan tek tek, çok zor oradan bırakıp ayrılamıyor bile ama anne kopamıyor bile orada. En son zorla gelip gidiyor. Oysa ki 13 yıl önce yine Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahında Çelik ailesinin evinde bayram heyecanı vardı. Sabah kalktılar, Damla halasına dedi ki saçıma bant tak dedi. Bu saçıma bir bant tak dedik. Minicik bir kurdeleyi fiyonk yaptı halası. Saçına bağladı. Babası ona bir eşofman gibi bir pantolon almıştı. Oysa Güler diyor ki içimde hep yara. Benim pantolonumu daha çok sevmişti Damla. Onu giymek istedi, ben vermedim diyor. Şimdi sonra
bayram harçlığı toplamaya, şeker toplamaya, sevdiği güvendiği insanlarla bayramlaşmaya çıktı. Ve ne yazık ki de o birinci günüydü. Saat 15 civarı en son görüldü. İkinci günün sabahı bir yol kenarında cesedi bulundu Damla'nın. Acı olan ne biliyor musunuz? Damla'ya bunu yapanlar Damla'nın tanıdıklarıydı. Çünkü Damla gönüllü olarak bir arabaya bindirilmişti ve Damla'nın cesedi bulunduğunda o saç bandı hala saçındaydı. Hala saçındaydı. Ve onu aile saklıyor, içinde Damla'nın birkaç teliyle beraber. Halime, oradan bırakıp kızını gelmek istemedin. Şimdi 13 yıldır sizin aslında istediğiniz tek şey, bizim de hepimizin de istediği tek şey artık bu katil ya da katillerin bulunması. Ve biz bunu artık söylüyoruz. Bu bayram onların dışarıda serbest dolaştığı son bayramları olacak. Bunu hep beraber yapacağız. Ama hep birlikte o bildiklerimizi tek tek anlatarak. Güler, sen o günü bize daha net şöyle bir kere daha bir anlatmanı istiyorum. Aklına gelen en minik detay çok önemli. Çünkü baban dedi ki bana daha sonra dediler ki asıl hedef Güler'di diye. Şimdi ailenin şüphelendiği o içim üç isimle ilgili. Tayfur, Erkan, Ali. Hatırladığın başka bir şeyler var mı? Yok. Ha? Yok. Sadece ikisini biliyorum. Erkan'la Tayfur'u biliyorum. Erkan'la Tayfur. Evet. Yani o bayramda sizin yanınızdalar, bir şeyler söylediler mi? Daha öncesinde bir konuşma. Biz bayram günü onları görmedik ki zaten. Hı hı. Hani görmedik ki konuşmamız olsun. Yani öyle bir konuşma geçmedi hani. Daha önce geriye dönüp birkaç gün öncesinden. Yok yok. Ha? Yok hayır. Güler'cim sana bir şey soracağım. Korktuğun, çekindiğin bir şey var mı anlatmak? Hayır. Kadarıyla? Hayır. Ha? Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok. Hepimizin böyle küçük sırları da vardır ya. Bizim anlatma öyle bir şeyimiz şey olmadı ki. O dönemlerde hepimiz çocuktuk. İşte çocuktun zaten. O yüzden aslında anlatamayacağın hiçbir şey yok. Ha? Yok, hayır. Peki sen şimdi o bayramlık mevzunda kendini suçladığını söylüyorsun ya Damla ile ilgili. Başka acaba böyle bir şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye kendi içinde düşündüğün, suçladığın noktalar var mı? Hayır. Çok kavga ederdik biz. Biz çok kavga ederdik onunla. Şimdi biz tabii ki bu hikayeyi anlatırken size ailenin de yeni duyduğu bazı bilgileri de duymaya başladık burada. Bazı isimlerin anlattıklarıyla da konu bambaşka bir boyuta taşındı. Çünkü 13 yıl önce çok az sayıda kişinin ifadesi alınmış bu dosyada. İşte avukatımız onların hepsine hakim ve bizimle de paylaşıyor yeri geldikçe. Ama biz hikayeyi dinledikçe şu ortaya çıktı ki aslında ifadesi alınması gereken bambaşka kişiler de var bu cinayetle ilgili. Konuyu bir özetleyelim, devam edelim. Üç yıldır sen dünyanın en büyük acısını yiyen bir annesin. Ben hiçbir şey yapamam. Zaten dünyamı iyi hatırla. Ben bayramı ne yapacağım? 13 senedir gözümün önünde gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Güler'de çıkacak. Güler görmüş. Evet. Tayfur o sefer görmüş. Bana da geldi. Bizim ailene söyledi. Evden öğlen çıktım. Kadıköy'den Halkalı'ya babama gittim diyor Erkan yayında. Babaya bağlandık yayında. Hayır hiç gelmedi o gün bayramlaşmaya diyor. Yalan söyleyen söylediğini unutma eğilimi içerisinde olduğu için bir önceki söylediğini unutmuş ve farklı bir şey söylemiştir. Tayfur yayında bize Erkan'la buluşmalarını anlatırken Erkan Tayfur'u tanımadığını söyledi ilk başta. Oysa ki sonraki anlatımlarda çıktı ki bunlar çok iyi arkadaşlar. Kız arkadaşlarıyla birlikte buluşuyorlar. Gizli görüşmeleri var. Erkan arabayla geldi. Yanında arkadaşları vardı. Veysel ve bir kişiden daha bahsediyor ifadesinde. Ve beyaz bir arabayla saat 15 civarında geldi diyor. Bu beyaz araba çok önemli. Çünkü hatırlayacaksınız Damla en son mahallede beyaz bir arabaya bindirilirken görülmüştü. Erkansa yayında hiç arabaya binmediklerini söylüyor. Ama ifadesinde diyor ki Veysel'in asker arkadaşının lacivert renkli bir arabası vardı. Ben buralara kocaman soru işaretleri koyuyorum.
Şimdi sizin dosyadaki bir beyanınızda Ergün diye bir kişinin ismi geçiyor. Hırsızlıktan ceza aldı. Abinizin eczasına çalıştı. Sonraki hırsızlıkta sizin aklınıza o gelip şikayet edince de size bir şeyler yaşatacağı yönünde bir tehditte bulundu. Bu Ergün bayağı bir hırsızmış. Hatta size tam manasıyla orada ne söylediğini de söyleyeyim. Yani size öyle bir acı yaşatacağım ki unutamayacaksınız. Siz Halkalı'ya taşındıktan yaklaşık 11 ay, 12 ay sonra da Ergün sizin oturduğunuz mahalleye, size iki sokak yakın bir yere taşıyor. Şimdi bu Tayfur ve Erkan acaba arkadaş olarak arkadaşlar bak tanışıyorlar. Aynı binada. Yeni öğreniyorum. Aynı binada oturuyorlar Ergün'le. Karşı karşıya. Bakın bu bilgiyi ben daha şu an öğreniyorum. Tayfur, Erkan ve Ergün'ün arkadaş olduğunu şu an öğreniyorum. Ergün Tayfur ve Erkan'la ortak hareket ederek Damla'yı kaçırttı. Ve olabilir. Tayfur ve Erkan Damla'yı Ergün'e mi teslim etti? Olabilir. Evet, ailenin süperlendiği o üç isimden sonra şimdi bir Ergun ismi var ki Hasan Bey o gün dedi ki acaba bu bütün bu olayı koordine eden ya da bu çocuklarla bağlantısı olan kişi Ergün mü? Çünkü Ergün'le aile arasında geçmişte yaşanan bir takım sıkıntılar var. Hasan Bey siz dosyaya hakimsiniz. Ergün Bey kim? Şimdi Ergün Bey memleketlerinden Ağrı'dan değil mi? Ağrı'dan aileyi husumet besleyen birisi. Zamanında bir hırsızlık olayı meydana gelmiş ve Ergün'den şikayetçi olmuşlar ve bu Ergün de bu hırsızlık mefhumundan dolayı da bayağı bir cezaevinde kalmış. Cezaevinde kaldıktan sonra da çıktığında ben sizin yüzünüzden haksız bir şekilde cezaevine girdim. Size öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksınız tehdidini yapan kişi. Daha sonra aile İzmir Bayındır'a taşınıyor, Çelik ailesi. Hatta küçük Damlamızın doğum yeri Bayındır. Evet. Bayındır'dan sonra da İstanbul'da Halkalı'ya taşınıyorlar. Ailenin yani Çelik ailesinin sizlerin Halkalı'ya taşınmasından yaklaşık bir yıl önce, 11 ay önce de Ergün dediğimiz şahıs sizin oturduğunuz mahalleye taşınıyor. Aynen. Önce iki sokak aşağınıza taşınıyor. Aynen. Daha sonra da öğreniyoruz ki aynı sokak. Şeyle aynı sokakta. Erkan'la aynı binada mı demiştiniz? Tayfur'la. Tayfur'la aynı binada. Aynı. Tayfur'la aynı binada ve yayında da öğrendiğimiz kadarıyla Tayfur, Erkan ve Ergün çok iyi arkadaşlar. Evet. Doğru mu? Şimdi bu nedenle de biz dosyanın içerisinde ismi geçmesine rağmen, aradan 14 yıl geçmesine rağmen bu konuyla ilgili olarak bir çalışma yapılmadığını ben keşfettim. Bu açıdan da bu üçü arasında hani nasıl söylenir, bir iştirak olabilir bu suçun işlenmesi veyahut da Damla'nın bir yerlerden bir yerlere götürülmesi noktasında iştirak halinde hareket etmiş olabilirler diye düşündüm. Peki aynı sokakta yaşamaya başladıktan sonra aslında karşı binanızda. Evet. Görüşüyor muydunuz bu Ergün'le? Nasıldı ilişkileriniz? Bir sefer Damla'ya çağırdı. Geldi bana da bir şey isterdi. Dedi teyze dedi sen bana tanıyor dedi. Valla sana adını duydum ama sen tanımıyorsun dedi. Ben Ergün. Dedi niye taşındı da bu evine. Siz Damla'yı çağırdınız. Onun karısı ailesi tanıyorum taşıcayda. O karısı ailesi tanıyorum. Dedi sen dedik tencere var dedim var. Verdim Damla onun kızı o kadar var küçüktü. Dedi Damla gel sen kızımla beraber oynayın. Damla onun evine oynamaya gider miydi yani? Bilmiyorum ben görmemişim dışarıda oynadı. Dışarıda. Dışarıda her günün de onun kadar bir kız çocuğu var. Benim yanında çağırdı. Sizin yanında. Dedim Damla. Dedim o ben onu beğenmiyorum. Onu gözüm yüzü bakıyorum beğenmiyorum. Sana çağırıyor gitmedi. Anne ben gitmiyorum. Güler gider miydiniz Ergün'ün çocuklarıyla oynar para mıydınız? Para vermiş. Kapıda oynardık. Yok evlerinde gitmezdi. Para vermiş dedim kapıda oynardık. Git onu karısına verdin. Onu parayı alma. Damla. Para mı vermiş Damla'ya? Tabii 2 bir milyon dakika, vermiş. Bir dakika bu Ergün Damla'ya para aynı, vermiş. Yani 2 milyon vermiş. Ama aynı Ergün ben size Damla öyle kızdım. Bir acı yaşatacağım evet. Ki göreceksiniz evet. Diye aileyi tehdit eden kişi. Ben orada oturuyorum. O para götürdü karısına verdi geldi dedim. Hiç yanında gitme dedim. Ben onu gözüm bakıyorum ben beğenmiyorum. Zaten Damla'nın sonra, ölümünde sonra o da mahalleden hemen ayrıldı. O da mı taşındı? Işte. Bir o dakika, bu da çok ilginç. Hasan Bey. Ergün, yani sizden sonra kalkıp aynı sokağa karşı eve geliyor. Aileyi evet. Daha önce tehdit eden kişi. Aynen. Damla
öldürüldükten sonra oda taşınıyor. Evet. Kavga bahanesiyle evini böyle hafiften ateşe veriyor. Ondan sonra taşındı. Ev sahibi beni çıkarttı diye hemen taşındı gitti oda. Nereye taşındı? Uzak bir yere mi mesela? Aynı mahallede. Şimdi yine halkalı. Halkalı ama sokaktan taşındı. Tabii sokaktan. Peki Özlem, sizler de o günlerde küçüktünüz. Ben bana birisi öğrettim dedi, çok uzakta gitmedi, halkalıda oturuyor. Evde yangın çıktı da mı gitti? Orayı ben kaçırıyorum. Halim Ali yandı gitti. Ne zaman çıktı bu yangın? Yani öyle büyük bir yangın da hafta evin içi böyle yangın şey vardı. Yani Damla'nın vefatından sonra mı oldu? Evet. Ne kadar sonra Damla'nın ölümünden? Bir iki ay sonra evinde. Peki o dönemde hiç Ergün Bey'le konuşuldu mu? Polise falan hiç siz bu isimden bahsettiniz mi? Bu arada özür dilerim unutulmadım da amca hatta, Fevzi Bey hatta onu alalım yayına. Fevzi Çelik. Fevzi Bey merhabalar. Merhaba. Damla Çelik'in amcası Fevzi Bey. Aslında Ergün Bey'in bu yani geçmişe dayalı sizinle onun arasındaki, aile arasındaki o sıkıntıdaki olaydaki kişi sizsiniz değil mi? Sizinle ilgili bir sorun var. Doğrudur. Sorun şu. Evet, nedir o konu, anlatın lütfen. Yani sorun ne demiyorum ben, yani sorun nasıl bağlandı buraya. Bir hırsızlık yani, olayı olmuş. Bir hırsızlık olayı olmuş. Tanıştığım bir iş yeri vardı. Evet. O tarihlerde o iş yeri soyulmuştu. Evet. Ben de 14-15 yaşlardaydım. Onlar da o çocuklardı, denen şahıslar da o yaşlardaydı. Evet. Çalıştığım iş yeri soyuldu. Yani kimin soyduğu da soyanlar belliydi. Ama soyanların içinde Ergün yoktu. Yani şurada bir yanlış bir anlaşılma vardı. Başkaları vardı. Ama Ergün'ü de şöyle diyeyim. Ama Ergün Bey bundan ceza... Için, evet. Bu işlerle uğraştığı için onun da ismi küçük çalıştığım iş yeri, ilçemiz küçük bir yerdi. Dolayısıyla onun da ismi öne çıkıldı. Evet, sonra? Yani şüpheliler arasında onlar da vardı. Yani küçücük ilçe olduğu için o da yapmış olma ihtimali vardı. Ama soyanlar başkaları çıktı. Başka. Peki buradan sonrasında Ergün Bey'in sanıyorum size karşı bir kızgınlığı oluşmuş ve aileye öyle bir zarar vereceğim ki diye bir ifadesi var. Ya bana, ben o günden sonra ne Ergün'ü gördüm. Ta İstanbul'a gelene kadar. Bana söylenen hiçbir şey yoktur. Abime söylenmiş. Mehmet Bey'e, yani Damla'nın babasına bundan bahsetmiş. Evet. Ergün yalnız şöyle, bizim olaydan dolayı ceza almadı. Yani bizim hırsızlık olayımızda ceza aldığını ben de ilk defa size burada duyuyorum ben. Evet. Başka o başka bir, olaydan yani ceza almışsa dahi. Çünkü bizim benim çalıştığım iş yerini soyan Ergün değildi. Anladım. Ama başka bir şekilde ceza aldı diyorsunuz ama... Yani almış da dahi orada Hasan Bey söylüyor, ceza almış diyor ama bizim olaydan dolayı ceza almamıştı. Ben ilk defa yayında dinliyorum, duydum. Yani dosya Fevzi Bey, yani dosya içerisinde hani bütün detayları kontrol etmek zorundayız ya. Orada doğrudur. Mehmet Bey'in bir yerde biz böyle bir beyanına rastladık. Yani Mehmet Bey'in Ergün'ün bu olaydan dolayı ceza aldığı... Ve ceza almasından kaynaklı olarak da bir kızgınlık. Bu kızgınlıkta da bu lafı söylediği noktasında beyanını bize. Orada yanlış bir bilgi vardır. O da bir yanlış bilgi. Değil. Yani ben inanın bakın burada burada bakın burada mantık dışında veyahut da yani olmamış hiçbir şey olmuş gibi değil. Neyse kelimesi kelimesine oradan bir çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. O söylediğim şeylerde ne bir eksik var ne de bir fazla var. Hatta bunların hepsi tarafların ortak beyanlarından çıkartılmış bir sonuç. Böyle bir şey. Hasan Bey çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekleyemem çünkü zarar veririz insanlara boşu boşuna. Çok teşekkür ederim. Size minnettarız. Bu olaya el attığınız için. Fevzi Bey o zaten dosyadaki abinizin ifadesinden Hasan Bey bunları anlatıyor. Onları geldiğinizde sizle beraberce de bakabiliriz. Ama size başka bir şey soracağım izninizle çünkü zaman da az. Şimdi o son gün Damla'nın kaybolduğu gün mahallede bir beyaz arabadan bahsediliyor. Ve işte o beyaz arabaya Damla'nın bindiğini gören iki kişi var. Bunlardan biri Hülya Hanım yayına bağlandı, bildiklerini anlattı. Diğeri de Gülay Hanım. Ve Gülay Hanım'ın da size anlattıkları var. O sokakta gördükleriyle ilgili, Tayfur'la ilgili, Damla'yla ilgili. Bize anlatır mısınız? Gülay size ne söyledi tam olarak? Ezgi Hanım, bu işin bilen kişisi Gülay Hanım'dır. Evet.
Niçin böyle diyorsunuz bilenden? Günay Hanım da çünkü Günay Hanım şu. Daha ikinci günü anneme ben yani geçmiş gün olduğu için teke teke ne söylediğini hatırlamıyorum. Evet. Ama sizin yayında söylediği işte bir Damla'nın bakkalın önünde gördüğünü. Evet. Elinde cips olduğunu. Evet. Orada bir beyaz arabanın durduğunu. Evet. Tabii bunu söylerken bir şey yani insanların yüzünde bunu anlıyorsunuz. Bu kadın gizliyor. Gizliyor. Yani gizliyor. Daha fazlasını biliyor ve anlatmıyor biliyor, mu demek istiyorsunuz? Kesinlikle biliyor. Bu şahısları da biliyor. Yani bu işin kara kutusu Gülay Hanım. Fevzi Bey, Gülay Hanım Damla'nın bindirildiği arabadaki o iki kişiyi de tanıyor mu aslında diyorsunuz? Kesinlikle tanıyor. Çünkü onun ben bazı şeyleri unuttum, psikolojim bozuldu ama şunu hiçbir zaman unutmuyorum. O Gülay Hanım'ın o yüzündeki ifadeyi ben unutamam, anlatmıyor. Niye anlatmadığını da bilmiyorum ama er geç bir gün o vicdanı onu dışarı vuracak, çıkaracak o lafları. Yani onu söylettirecek ona. Sizce niye anlatmıyor? Bilmiyorum. Korkudur yani ben. Yani korkudur. Hasan Bey geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Geçenlerde yayınlarda bir şey söyledi. Ya korkudur. Yanda birileri korumak içindir. Peki şimdi aslında Ali de eşi de teşvik etmiş onu konuş diye. Gelmişler size. Zannetmiyorum. Bunlar şeydir. Kemal biraz Hanım'ın, daha vicdanlarını rahatlatmak. Teşvik etmiş olsaydı o gün daha teşvik ederdi. Aslında Kemaliye Hanım anlattı. Eşi Ali ile birlikte geldiler diye. Beraber gelmişsin tabii. Evet. Sadece sen unuttun. Ali ile Gülay beraber gelmişsin. Sadece abi topla, başına topla. Ben duydum Sakine bana da diyordu. Dedi Ergün Feyzi tanıyor. Dedi teyze gitme Feyzi yanında söyleme. Benim adım söyleme. Fakir karısı. Ben geldim. Biliyor anlatamıyor. Birilerinden korkuyor öyle mi? Birilerini... Kesinlikle. Peki kesinlikle. Bu korku yani birileri yakın birilerini mi korumaya çalışıyor acaba? Yoksa ya, başka birinden mi korkuyor? Yani ben şimdi onları çok fazla da tanımıyorum. Yani kocasını Ali'yi de bir sefer görmüştüm var. O mahallede yaşamamına rağmen. Ben Tayfun'u da görmemişimdir. Erkan'ı da görmemişimdir. Erkan'ı belki bir iki sefer görmüştümdür. Tanımıyorum da. Yani şahsen bugün gelseler, önümde dursalar tanımam. Abim o zaman bizden ayrı yaşıyordu. Ayrı yaşıyor. Tabii ayrı yaşıyor. Aynı mahallede yaşıyor. Ama Gülay biliyor. Başka neler anlattı Gülay hatırladığınız? Şimdi yüzündeki ifade diyorsunuz sürekli. Yani üstüne gitmediniz yani, mi? Onu şöyle korkuyla anlatıyordu. Evet. Tedirginlik vardı yüzünde. Tedirginlik vardı. Yani detayını çok ne olmuş diyordu. Yani yayında anlatılanların aynısı. Aslında o cümleleri ben okuyayım size şuradan. İşte Gülay diyor ki resmi ifadesinde bunu anlatıyor. Yani sizinle yaptığı konuşmayı da işte polislere anlatıyor. Diyor ki Tayfur'dan şüphe ettiğimi söyledim. Hatta onlara siz o adamdan şüphe etmiyor musunuz dedim. Benim adım gizli kalsın çünkü ben Tayfur'dan korkuyorum. Yani Gülay bunu ifadesinde de bizzat söylüyor zaten. Ve aynı Gülay Tayfur'un da köşede işte Damla'yı sıkıştırdığını gördüğünü de anlatmış size. Gördüğünü anlatıyor ama aması var işte orada noktayı koyamıyor. Gördüm diyor sadece. Siz bana daha aynısını bize de anlattı. Gördüm. Ötesini diyor yani Damla araba gittiği zamanı da biliyor. Araba giderken de biliyor. Arabanın hangi yöne gittiğini de biliyor. Ve 13 yıldır 12 yaşında bir kız çocuğu. Yani insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Öldürüldü ve Gülay Hanım o arabadaki insanları tanıyordu. Nereye gittiğini biliyordu. Arabanın içinde kimler hepsini biliyordu ve buna rağmen de susuyor mu diyorsunuz Fevzi Bey? Kesinlikle doğrudur.
O zaman Gülay Hanım'ın artık bu dakikadan sonra gerçekten susması kabul edilir değil. Kaldı ki bakın anneniz diyor eşiyle beraber, Ali beraber Bey'le beraber gelmişim, gelmişler. Eşi de onu teşvik beraber, etmiş. Beraber dedi Fevzi Bey, Mehmet Bey dedi gizli ben Gülay'ı götürün. Dedi o Tayfur'un ailesi ben korkuyorum. Kadın bizim evde dedi 7 tane kardeşim var ben ona korkuyorum. 7 kardeşi varsa daha da cesur olup doğrunun dedim, yanında dursun. Dedim sen Allah yani. Dedim Gülay sana onu da yalvarayım dedim. Ne görmüş söyle dedi teyzem ben korkuyorum. 2 sefer gitmiş uçak Erkan görmüş gitmemiş. Nasıl? İki sefere gitti. Gidince orada Erkan'ı görüyor. Mahkemede o günden beri korkup da anlatmıyor diyor. Evet. Şimdi bu Tayfur'un hani daha öncesinde köşede gördüm diye anlattığı var ya Fevzi Bey. Evet. O gün başka bir şey anlattı mı size Gülay Hanım? Yok yok çok farklı bir şey anlatmadı. Aynı şey. Aynısı yani birebir aynısını anlattı. Ezgi Hanım zaten belli. Failler de belli. Kim sizce? Yani, belli derken? Belli derken. Ne düşünüyorsunuz? Ne oldu sizce? Yapanlar aşağı yukarı sizin yayınınızda ismi geçenlerdir. Yani doğru yoldayız. Fevzi Bey şey sence? Onlara çıkıyor. Fevzi Bey sen 14 sene önce bu acıyı yaşadın ve olayı sıcağı sıcağına da yaşayan en baştaki kişilerden birisin. Sence bu isimler noktasında doğru yolda mı ilerliyoruz? Sence? Yani gittiğiniz yol onları gösteriyor. Herhangi bir sapma yok. Çünkü o gün de bunlar vardı. Hı hı. Evet. Siz bunca yaklaşık 1,5 aydır bir mücadele ediyorsunuz. Sizin bunun için onu diyorum. Siz mücadele ediyorsunuz. Ama İnce Hanım, farkındaysanız köşe taşlarını koymaya başladık işte. Biz bu değişmeyen şeyleri yerine koyup onlar üzerinden daha rahat hareket etmeye ama başladık. Ama Gülay Hanım bir kere daha sesleneceğim. Eşiniz Ali Bey lütfen birlikte tutun eşinizin elinden. Siz yanındaysanız niye korksun? 7 kardeşi de varsa onları da alsın. Doğru ne biliyorsa anlatsın. Damla için bunu yapsın artık. Ben buradan Gülay Hanım'a da bu çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum size de bağlandığınız için Fevzi Bey. Kısa bir ara verelim. Sonra buradayız sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, Kurban Bayramı'nın son günü artık. Hepinizin bayramını bir kez daha kutluyoruz ama başlarken de söyledim, yola çıkacak olanlar aman dikkatlice gelin, sakin gelin, kazasız belasızca dönün evlerinize. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.